TV262 ekranlarından hepinize iyi günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum değerli Spor 41 izleyenleri. Bir pazartesi günü daha sizlerle birlikteyiz ve Ramazan'ın son haftasına girdik. Her şeyden önce bir kez daha Ramazan bayramınızı şimdiden kutlamalıyız ki son günlere doğru yaklaştıkça günler de uzuyor, havalar da iyice sıcaklık artmaya da başladı. Açıkça söylemek gerekirse de hayli yoğun geçiyor. Tam iftar sonrası, hani derler ya, apar topar sizlerle birlikte olduk. Bugün gene Fikret Hoca bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldin, ayağına sağlık. Teşekkürler. İki haftalık bir aradan sonra sizlerleyiz. Çünkü bundan önceki iki pazartesi günü de davetler vardı, önemli programlar vardı. Bir türlü vakit ayıramadık Spor 41'e ki genel manada da TV262'nin program akışı, yayın akışı sürdüğü için de haliyle de bizlere yer açmaları da pek de kolay olmadı. Biz de kendilerini zorlamadık. Sevgili Gül ablayı ve Atakan abiyi de bu anlamda da kınıyoruz. Ama bundan sonraki süreçte bol bol Spor 41 programıyla, niye bol bol diyoruz? Artık futbola noktayı koyacağız. Profesyonel futbolda biliyorsunuz ki Kocaeli Spor'la futbol olarak sezonun finalini yapıyoruz. Hocam yasak elma var TV8'de. Onun da sezon finaliydi. Açıkçası takip ettiğim bir dizi. Herkese de tavsiye ederim. Boş zamanlarınızda izleyin. Sevgili seyirciler, açıkça söylemek gerekirse futbola biraz noktayı koymak istiyoruz. Hangi anlamda? Profesyonel futbola. Tabii ki devam eden alt kategori şampiyonaları var. Hocam biliyorsunuz ki U14'te çok iyi, başarılı bir süreçten geçtik. Edirne'de ve Düzce'de takımlarımız, Hisarayın ve 41 Futbol Kulübü'nün birincilikleriyle, şampiyonluklarıyla sevindik. Son 24'e kaldılar. Hasan Alemdar'ın çalıştırdığı Gölcük Şeytonbaşı, Kavaklı'da okul hocam, Şeytonbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Türkiye finaline yükseldi ve Türkiye finalinde Kayseri temsilcisi Talas Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Düzce'deydi. Bu maçı yerinde takip ettik. Yani kelimelerin tarif olmayacağı bir üzüntü yaşıyoruz. 2-0 öne geçti temsilcimiz. Kaçan goller, direkten dönen toplar, basit bir duran toptan yenilen gol. Skor 2-1 iken hocam taçtan gol yiyoruz. Taç ayakla atılır futsalda. Kalenin içerisine dolduruluyor top. Normalde kaleye o top girerse kimse değmeden out olur. Gol olsa bile, yani ağlara gitse bile. Biz kaleye girmekte olan topu kalecimiz Azra parmakların ucundan sektirip içeriye alıyor. Öyle maç 2-2 bitiyor. Uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda çok ilginç anlar da yaşıyoruz. Daha maçın hemen ilk uzatmanın başında karşı karşıya gol kaçırıyoruz. Yine devamında Miray'ın, yanlış hatırlamıyorsam, bir şutu var. Rakip kaleci Esra günün kahramanıydı. Parmak ucundan sekiyor hocam top. Tam ağlara giderken üst direk, yan direk yapıyor. Aynı top geri çıkıyor. Sonlara doğru yine karşı karşıya kaçan ve yan direkten dönen toplar var. Ve penaltılarla da üçer penaltı atılıyor futsalda. Üç penaltının üçünü de Kayseri ekibi atıyor. Üç penaltının ikisini biz atıyoruz ve eleniyoruz. Daha doğrusu ikinci oluyoruz. Kahrolduk. Gerçekten hala onun şeyi var üstümde, ağırlığı var. Darıca Gençler Birliği, Gebze Spor ve Körfez alt lige düştüler. Önümüzdeki yıl Darıca Gençler Birliği 3. ligde, Gebze Spor ve Körfez ise Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Ama Körfez'in Bölgesel Amatör Lig'e giremeyeceği hemen hemen kesinleşti. Çayırova Spor'da sıkıntı var. Çayırova, nereden nereye Körfez? Evet, evet. Çayırova Belediye Başkanı'nın da bu anlamdaki işareti bekleniyor. Darıca Gençler Birliği'nde Başkan Arif Gülen'in Özgür Vurur'la bir teması var, takımın başına getirmek istiyor. Gebze Spor'da ne olacağını şimdiden kestirmek güç ama İlker Çakır 300 bin liralık bir katkı daha yapıyor kulübe. Ve sıra sizde diyor, ben yeteri kadar verdim. Belediye artık destek verirse, ama yani orada da belediyeden şöyle bir şey var. Evet. Kulübü sahiplenmesini istiyorlar. Halkın, belediyenin sahiplenmesini istiyorlar. Belediye de tamamen bize teslim ederseniz biz öyle destek veririz diyorlar. Belediyenin yani tamamıyla teslim alması ne anlama geliyor? Yani peki? Şöyle, adını mı değiştirecekler kulübü? Destek de tamamen teslim derken şöyle, herhalde yanlış yönetildiğini düşünüyor belediye. Dolayısıyla bu yapıya biz destek vermeyiz diyor. Sadece altyapıya veririz diyor o zaman. A takım düzeyinde destek vermeyiz.
Ama A takım düzeyinde destek vermemizi istiyorsanız sizler oradan uzaklaşacaksınız. Ben kendi ekibimi oraya yönlendireceğim. Öyle destek veririm diyor. Dolayısıyla yani kontrol bende olacak. Kontrol bende olacak diyor. Ben mali akışı ben belirleyeceğim. Tabii ki kime ne verdiğimi bileceğim. Oraya koyacağım insandan da hesap soracağım diyor. Hı hı. Daha önce de hep şöyle yapıldı. Diyelim Abbas Sır kulüp başkanı belediyeye yardım etti. Ama bütün yardım edilen meblağı yöneten Abbas Sır'dı. Şimdi yönetim belediye şöyle diyor. Ben para vereceksem, ben yardım edeceksem takibini de ben yaparım. Oradaki ekibi de ben belirlerim, ben kurarım diyor. O ekipten de hesabı ben sorarım diyor. Çok da mantıksız değil. Sonuçta mantıksız para veren. Mantıksız değil tabii ki. Kontrollü yapmalı. Bu şartlar oluşursa diyor ben destek veririm. Bunun üzerine de İlker Çakır Bey şöyle bir açıklama yaptı. Eğer belediye sahiplenirse bu güzel bir şeydir diyor. Ben de 300 bin lira elimi belediye verirse yani. Belediye sahiplenmesi şartıyla diyor yani. Evet. Belediye henüz sahiplenirse bir şey yok ama böyle bir teminatım var. Belediye sahiplenirse ben böyle bir şey veririm diyor. Ama İlker Çakır tabii ısrarla Gebze'yi terk edeceğini, bütün mal varlığını satıp gideceğini de deklare ediyor. Süreç ne gösterecek tabii ki merak ediyoruz bizler de. Sevgili seyirciler, Cuma günü Kocaeli Bayan Futbol Kulübü U14 takımı, daha doğrusu Yıldızlar takımı Antalya'da Emirhan Otel sahasında final karşılaşmasına çıkacak. Türkiye finaline. Bu karşılaşmayı nasip olursa bizler de takip etmeye çalışacağız. Cuma günkü karşılaşmada şöyle bir tablo var. İki tane final oynadı. Bir genç kızlarda, bir de yıldız kızlarda, futsalda. İki Türkiye finalinde de akıl almaz talihsizliklerle ikinci oldu kızlarımız. Yine A takımımızsa, yani kızlarımızın A takımı, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nün A takımı da Formgate karşısında uzatmalarda 7 golle rakibine 2-1 yenildi ve avantajını verdi. En çok gol atan, en az gol yiyen takım ama puan farkıyla, 1 puan farkıyla Formgate birinci oldu, birinci lige çıktı. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ikinci olarak birinci lige çıktı. Bu şu demek oluyor, 3 tane finali de çok şanssız bir şekilde kaybetti temsilcimiz. Finallere üzülen bir seviyeye çıkardılar bizi. Hocam bu da ilginç bir detay. Cuma günü nasip olursa Kayseri Gençler Birliği takımını mağlup edecek temsilcimiz ve Kocaeli Spor otobüsüyle gidecekler Antalya'ya ve buradan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tayyip Bükak'ına, doçent doktor Tayyip Bükak'ına da desteğinden ötürü teşekkür ediyoruz ki sosyal medyadaki açıklamasını kamuoyu olarak gündeme getirmiştik biz. Hemen ertesi gün özel kalemden aramışlar. Tamam demişler, aracınız hazır. Saat gece 12'de, çarşamba gecesi hareket edecekler. Perşembe sabahı kahvaltı edilecek. Perşembe öğleden sonra antrenman yapılacak. Ve cuma günü ise maçı oynadıktan sonra temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü inşallah Türkiye şampiyonluğu etiketiyle İzmit'e dönecek. Kocaeli Spor otobüsüyle dönecek. Biz her zaman olduğu gibi kentin bir numaralı demografik kitle örgütü, bir numaralı konuşacağımız ilk konu Kocaeli Spor'dan programımıza başlıyoruz. Kocaeli Spor biliyorsunuz ki sezonu normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Çorum Belediyespor'la playoff oynama hakkı elde etti. Beşinci sırada bitirmişti Çorum. Her ne kadar serikle puan olsalar da serinin ikili averajı iyi olduğu için playoff yarı finalini Çorum'la oynadık. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazandık. Orada galiba turu bitirdik biz. İzmit'te ise 3-0'lık bir yenilgi aldık. Hiç ummadığımız, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde çok üzüldüğümüz, tam iftar saatine denk gelen, devre arası iftar saatine denk gelen ve iftarı bile yapamadığımız, elimiz ayağımız boşalmış ilk yarının sonlarına doğru yenen golün ardından rakibimize 3-0 mağlup olduk. O Çorum Serik'i Belediyespor'la final oynadı Adana 5 Ocak stadında ve final mücadelesini penaltılar sonrası ki bizim 41 numaralı formasıyla Kemal Kazan da forma giydi Çorum'da. Savunma oyuncusu Hikmet Bodur sakatlanmıştı. Onun yerine girdi sevgili Kemal. Onun oynadığı mücadeleyi penaltılar sonrası kazanmasını bildi. Bu maçın normal süresi de 1-1 sona ermişti. Bugün Kocaeli Spor'u artık sportif anlamda yani saha içi anlamında noktalayacağız. 14 Haziran'da bildiğiniz üzere
genel kurul var ve bu genel kurul seçimli olacak. Normalde mali genel kurulda ama bir madde değişikliğiyle seçimlik genel kurula çevrildi. Başkan Bahriye Uzun geçtiğimiz gün iftarı vardı. İftarına davetliydik. Yaklaşık 4 saat sürdü. Gene net olmadı. Bahriye Uzun zaten iletişim kurarken özellikle biz basınla ben kendimi sanki bir satranç oynuyormuşum gibi hissediyorum. 4-5 hamle sonrasını düşünerek konuşuyor ama biz algılayamıyoruz. Hatta Selim abi 3. saatten sonra başkanım dedi. Şu ana kadar biz 3 saat geçti. Ben daha senin aday mısın değil misin kararını bilemedim dedi. Nedense anlamıyoruz. Adaysa açıklamalı, aday değilse açıklamamalı. Aday değilse de açıklamalı. Ama amaç ne burada? Niye bazı şeyler örtülüyor, saklıyor, yasaklanıyor? 20 milyon lira ortaya koyan gelsin, duruma göre bakarız. Belki hani çekiliriz gibilerinden de bu açıklama var. Ben buna da katılmıyorum asla. Sen 20 milyonu söylüyorsun belki burada ama böyle biri çıkarsa bir de onun karşısına geçip de ya işte karar verelim, biz karar verelim. Buna böyle bir hakka da sahip değil. Kocaspor Kulüp Başkanı da olsa Bahriye Uzun, açıkça söylemek gerekirse. Ben 20 milyonum varsa masaya koyacaksam eğer, bunun karşılığında beni birinin test etmesine de ihtiyacım olmamalı. Kendisine de sorulur, siz ne kadar bütçeyle bu işe gireceksiniz diye. Bu tabii tartışmalar daha devam edecek. Volkan Özön ismi geçmeye başladı. Volkan Özön'le ben 3 saat beraberdim. Geçtiğimiz gün. Bende kalacak konular var. Bazı şeyleri burada da söyleyebilirim ben. Konuşmalarımızla alakalı bazı yorumları da burada sizlere anlatabilirim vakitimiz kalırsa. Volkan Özön'ün başta başkanlıkla ilgili bir düşüncesi yoktu ama yavaş yavaş fikrinin değiştiğini de burada net bir şekilde belirtmeliyiz ama netleşmiş bir şey yok. Ben açış konuşmasını bu şekilde yaptım. Noktalıyorum. Biliyorum hocam çok uzattım ama bu detayları 2 haftalık, 3 haftalık bir toparlamayı yapmamız gerekiyordu genel manada. Sözü sana veriyorum hocam. Kocaeli Spor sezonu playoff yarı finalinde Yeni Çorum Spor'a 3-0 mağlup olarak sahasında kaybetti. Artıları, eksileri, sağ solu, önü arkası, top sende hocam. Kocaeli Spor'u bu sezonu bir analiz eder misin? Sezon genelinden başlayalım, sadece playofflardan mı? Böyle bir yüzeysel geçelim genelini, ondan sonra playofflara geçeriz. Şimdi genelden başlamak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Sezonun genelinde hiçbir şekilde teknik heyetimizin risk alması gereken maçlarda risk almadığını ya da hedefini şampiyonluk olarak koymadığını net bir şekilde burada söyledim. Söylediğimde de bazen bazıları işte kızdılar bize. Hocayı fazla eleştiriyorsun diye söylemler söylendi. Ama bizimkisi eleştiri değildi. Gördüğümüz gerçeklerdi. Bunlar da sonunda doğru olduğunu gördük. Bir nevi bizim söylediklerimiz ispatlanmış oldu. Aynen öyle. Nedir bu? Daha playofflar gelmeden bu takımın ilk 11'inin ligin en iyi ilk 11'i olduğunu, hatta 3. liglerin en iyi ilk 11'i olduğunu ama tabii ki kadrosunun ilk 11 dışındaki genişliğin olmadığını, diğer rakiplere bu anlamda eksiklerimiz olduğunu, hı hı, ama kesinlikle ve kesinlikle ilk 11 olarak diğer rakiplerimizden çok fazla avantajlarımız olduğunu söyledik. Lakin bu avantajlarımızı hiçbir şekilde bizim teknik heyetimiz, Galip Gündoğdu ve ekibi hiçbir şekilde artıya dönüştüremediler. Rakiplere bu anlamda üstünlük sağlayamadık. Avantajımızı kullanamadık. Kullanamadık. Bu avantajlarımız neydi? Bunlara hep söyledik. Dedik ki işte yıllardır birlikte oynamak, İletişim. Futbolun iletişimi, bunlar çok önemli şeyler, birbirini çok iyi tanıma, bunlara hep söyledik ama hiçbir şekilde bunu artıya dönüştüremedik. Futbol çeşitliliği, özellikle deplasman performansı ile ilgili soru işareti. Deplasman dahi dedik ki burada mesela biz alınan puanların çoğunu iç sahada aldık ve iç sahada da alınan puanlarda taraftarın %80 etkisi olduğunu söylediğimizde yine bize kızdılar ve bunu da dedik ki istatistiklere bakarak söylüyoruz dedik. Nedir bu istatistikler? İç sahada galip gelmişiz. Dışarıda 19 kaç maç puan oynamışız? 19. Ya yani bir istatistiğimiz vardı bizim. Evet, evet. Çok ciddi bir puan kaybımız vardı iç sahada. Neydi bu? Taraftar yoktu.
Dolayısıyla stadın ambiyansı ve taraftarın... %33'ünü almışız yani deplasman puanlarını. Coşkusuyla müthiş bir puan kazandık biz iç sahada. Yani hocanın etkisi dışarıda, dışarıda oynadığımız maçlarda hoca yine takıma bir etki gösteremedi, etki koyamadı. Evet. Bunu hep söyledik, hep dile getirdik. Bunun dışında dediğim gibi çok fırsatlar geldi elimize. İşte direkt çıkma adına olsun. Bayburt maçı özellikle. Tabii yani bir sürü fırsatlar geldi. İki puan ama düşecekti galiba. Bu fırsatları hiçbir zaman hiçbir tanesini değerlendiremedik. Ne zaman geldiyse elimizin tersiyle ittik. Maalesef finallere oynayamadık. Benim düşünceme göre şuydu. Galip Gündoğdu. Biz bıraktıktan sonraki geriye dönmem lazım. Yani biz dediğim Ümit Metin Yıldız ve ekibi bıraktıktan sonraki dönemi çok iyi kullandı. Burada taraftarı da o anlamda kullandığını düşünüyorum. Şöyle yani yanlış anlaşılmasın cümlem kullanma cümlesi. Yanlış yönlendirme, kandırma anlamında söylüyorum bunu. Hı-hı. Nedir bu? Biz bu takım bir önceki sene playoff finale oynadı ve bir penaltıyla direkt çıkmayı kaçırdı. Ondan sonraki sezon biz yine devam ettiğimizde üçüncü hafta biz ayrıldık takımdan. Üçüncü hafta biz takımdan ayrıldığımızda takımın durumunu net bir şekilde anlatıyorum. Uşak ve Tekirdağ maçları çok hatırladım. Tabii ki müthiş bir maçlar oynadık ama Sinan yoktu, Mesut yoktu, gol sıkıntısı çekiyorduk. Ama korkunç bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Müthiş bir sezon başı geçirmiştik, planlamıştık. Ve onun meyvelerini alacağımızı düşünüyorduk. Ama nasip olmadı, bıraktık. Bizden sonra gelen Fatih Hoca, Fatih Kavlak bana göre yanlış yönlendirmelerinden dolayı takımı gücünün orası olmadığını, yani takımın seviyesinin orası o yerler olmadığı yerlere düşürdü. Yani üst takımın seviyesi üst taraflardı ama yanlış oynatmalar, yanlış tercihler, yanlış oyuncu tercihleri, işte nedir bunlar? Özgür'ün forvet oynaması, işte birkaç abi konumundaki Hamza'yı başa oynatmayıp gençlere yönelmesi gibi yanlış tercihleriyle beraber takım ciddi anlamda kaos yaşadı. Kaos yaşadı. Maç kazanamadı. Beraberlikler ve kaybedilen maçlar oldu. O takım her türlü üst taraflara playoff'u zorlayacak takım, playoff oynayacak takım ne oldu? Altlara düşmeye başladı. Hızla. Dolayısıyla hocayı gönderdiler Fatih Hoca'yı ve Galip Gündoğdu'yu getirdiler takımın başına. Evet, geçen yıl devraldı. Evet. Galip Gündoğdu'yu getirdiklerinde de Galip Gündoğdu normal olan bir şey yaptı. Aldı, tak 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 3-4 tane oyuncuyu sahanın içine koydu. İçeridekileri dışarı aldı. Normal olan buydu zaten. Bunu yapması gerekiyordu Fatih Kavlak'ın da. Onun yapamadığını yaptı ve takım ard arda 4 tane 5 tane maç kazanarak yukarılara doğru tırmandı. Yani Sinan asıl, Mesut'un eklenmesi de buna etkiledi. Tabii Sinan'ın ve Mesut'un devre arası gelmesi de çok önemli bu anlamda. Krizden çıktık. Hızla yukarılara doğru tırmandı. Hatta birkaç maçı daha kazanabilseydik playoff bile oynayabilirdik. Geçen seneki Payas mücadelesiydi bu. Payas maçını kazansaydık bir ciddi playoff heyecanı olmuştu. Playoff ihtimali bile vardı. Şimdi burayı niye anlattım? Galip Hoca burayı çok iyi kullandı. Yani bu sene bile Galip Hoca burayı hep kullandı. Nasıl? Ben kardeşim geldim bu takımın başına. Bu takım düşmeme oynuyordu. Düşmeme oynayan takımı aldım. Neredeyse playoff oynatıyordum. Bu havayı verdi. Sürekli bunu empoze etti. Hı hı. Taraftar da bunu gerçekten bizi kaostan çıkartan, bizi altlardan kurtaran hoca diye baktı. Halbuki bu takımın oraya düşmesi zaten anormal. Anormal onu. Anormal olan oydu. Yani takımı oradan alıp yukarılara çıkarmak çok büyük bir şey değil. Çünkü takımın oraya düşmesinin takımın gücünün az olmasından değil, yanlış tercihlerden dolayı takım oradaydı. Gelen kişi de doğru tercihlere beraber takımı yukarı çıkardı. Bunu ben bir önceki sene düşmeye oynayan takımı neredeyse playoff oynatıyordum. Bu sene de bu takımı playoff oynatırsam başarılı olacak. Herkes olacağımı bana, tabii, kanıtladım. Yani camia bana şunu diyecek, taraftar bana şunu diyecek. Ya kardeşim geçen sene düşüyorduk, takımı aldı, yukarılara çıkardı, bu sene de playoff oynattı. Bu büyük bir başarıdır.
Peki giden oyuncuların hocam fark faktörü oldu mu? Oğuzhan gibi, işte Özgür gibi, atıyorum işte Onur Kandöken gibi, Burak Özbakır gibi, Mehmet Avcı gibi. Yani bu sene bu 4-5 oyuncudan biz faydalanamaz mıydık sizce? Mehmet Avcı. Burak Özbakır. Ve Burak Özbakır. Oğuzhan. Oğuzhan Türkmen olur. Yani biz dışında, bitiremedik bu sene biliyorsunuz hocam. Yani pozisyona girme oranıyla noktalama oranı arasında dağlar kadar fark var bizim. Şimdi, pozisyona çok girdik Oğuzhan ama bir türlü bitiremedik. Evet katılıyorum. İyi bir forvet ama çünkü yedek kadromuz... nasıl gittiğini, nasıl olduğunu bilmiyorum. Orada neler yaşadı yönetimle. Ama iyi bir forvet olduğunu biliyorum. İşte kalsa iyiydi yani elimizde kalsaydı. Kesinlikle bize faydalı olurdu. Ya biz belki direkt bile çıkma ihtimaline sahip olabilirdik ki Burak Özbakır bu sene Nazilli'de 5 gol 7-8 asist. Mehmet Öztonga ikinci yarı biliyorsunuz ki Darıca Gençler Birliği transfer açamadığı için oynayamadı ama Karaköprü formasıyla yine 4-5 gol bir iki katı kadar da yakınına asist. Kızılca Bölük'te Oğuzhan Türkmen 13 golden 2-3 tane asist. Yani açıkça söylemek gerekirse ön alanda zenginleştirici yani, bir özellikle performans. Özbakır'la Avcı'nın mutlaka tutulması gerekiyordu. Çünkü onlar Oğuzhan Türkmen daha önce gitmişti. Evet. Ama bunlar bu sezon tutulması gereken oyuncularda. Onun dışında giden hiçbir oyuncunun tutulması gerekirdi diye düşündüğüm bir oyuncu yok. Evet. Yani yedek kadromuza da baktığımızda tamamı Can Emre hariç akademi liginden çıkar. Ama şunu da eklemem gerekiyor Erdem. Hı hı. Oğuzhan Türkmen attığı golleri Burak Özbakır'ın attığı golü söyledin. Evet iyi oyuncu Burak Özbakır. Evet. Gitmemeliydi diyorum. Ama onun yerine bizim altyapımızdan geçişten oynayan Gökdeniz'in de karnesi ortada. Gökdeniz de geçen sene zaten vardı takımda hocam. Vardı ama fırsat buldular sonuçta genç yani. Genç bir oyuncuydu. Bu sene Türkmen'in ve şeyin olmayışı, pardon Özbakır'ın ve Avcı'nın olmayışı Gökdeniz'in daha çok öne kadro çıkması buldu. İçin yeterli bir parametre. Ve bunu da iyi değerlendirdi. Burak Özbakır kadar da gol attı, attırdı. İşte kısacası yani biz genel manada 13-14 futbol, 15. futbolcu ben sayayım. Hatta 14'ü bile zor sayarım. Biraz böyle kadro derinliği ki futbolcuları da kenardan sıkıştırabilecek nitelikte oyuncular da pek olmadı. Antren olma konularında problem yaşadık. Psikolojik olarak problem yaşadık. Sakatlıklar çok vardı hocam. Sakatlıklara i̇şte da dokunalım istersen. Çok önemli. Şeyi bitireyim. Sakatlıklara da gelelim tabii. Dolayısıyla Erdem bu sezon bizim hocamız sürekli playoff, zaten bu takımın playoff oynayacağını biliyordu. Yani bu takım her türlü playoff oynardı, bunu biliyordu. Ve bu hedef doğrultusunda bütün şeylerini buna yönlendirdi. Yani ben çıkmayı düşüneyim, yani direkt çıkmayı takımı empoze edeyim, buna motive edeyim gibi bir düşüncesi olduğunu ben düşünmüyorum. Kendini düşündü ve dedi ki ben bu takımı bir önceki sene düşmemekten aldım. Bu sene de playoff oynatırsam ben çok iyiyim, çok başarılıyım. Herkes de bunu böyle değerlendirir. Playoff'a takım taşıyan hoca olarak bizi adlandırırlar. Tabii ki. Yani. Bu da Kocaeli Spor takımında önemli bir başarı olarak görülür. Buna baktı. Gelelim şeye, sezon içindeki sakatlıklara. Evet. Şimdi burada sürekli konuştuk. Bir takım sezon içerisinde darbe harici bu kadar sakatlık yaşamaz. Bakın darbe harici nedir? İşte birisinin direkt müdahalesiyle burkulma olur, kırılma olur, Allah göstermesin, farklı sakatlıklar olur ama bunlar bir şeye bağlıdır. Maçta gelmiştir, rakibinle çarpışmışsındır, bir darbe almışsındır. Bunlar normal sakatlıklardır. Bunların haricinde yaşanan sakatlıkların mutlaka irdelenmesi gerektiğini söyledik. Nedir? Özellikle adale sakatlığı bir takımda çok yaşanıyorsa ve bu antrenmanlarda oluyorsa, burada dedik ki o takımın antrenman periyodizasyonunda bir sıkıntı vardır dedik. Evet. Ve bunu şöyle söyledik. Mutlaka Galip Hoca'nın dedik burada sürekli. Mutlaka Galip Hoca'nın antrenman programını, antrenman periyodizasyonunu mutlaka gözden geçirmesi gerektiğini söyledik. Çünkü bu kadar adale sakatlığı olması mümkün değil. Biz de bu mesleğin içerisindeyiz. Hocam peki neden bir futbolcu çok kemik ödemi ya da adale sertleşmesi sorunu yaşar sizce? Çok kemik ödemi sorunu yaşıyoruz. Çok adale sertleşmesi. Yani bu Vinsan'ın zemininden kaynaklı bir... Zeminin etkisi vardır. Hocam zemin berbat.
Zeminin ama etkisi. Şimdi siz de o zeminde antrenman yaptırmışsınız. Evet, biz de o zeminde antrenman yaptık ama biz bir tane darbe harici adalet sakatlığı yaşamadık. Hatta sizin döneminizde yanlış hatırlamıyorsam zeminle ilgili yani tekrar kazılıp bir yama falan da olmadı. Mevcut zeminin üstünde hatta siz çoğu maçı da çamur içerisinde bitirmişsiniz. Yani zemin diye bir şey yoktu, çim diye bir şey yoktu ortada. Ya bu şeyle alakalı. Ama Vincent'ın sertliği futbolcuları bayağı olumsuz etkilemiş. Çok doğru ama bunun birinci, şimdi bu Vincent'ın sertliğini dersek etkendir, doğrudur ama rakiplerin içerisinde hiç Vincent gibi yani toprak sağ olmayıp bütün sezon suni çimde çalışan Cizre gibi, Halide Edebada var gibi. Takımlar var tabii ki. Yani bu zeminler gerçekten çok değerli, çok önemlidir, faktördür, önemli faktördür ama bunlardan çok daha önemli. Direkt bir şey değildir, sorunu yaratan unsur değil. Antrenman periyodizasyonudur yani. Periyodizasyonu sen yanlış yapıyorsan, antrenman planlamasını yanlış yapıyorsan mutlaka bu tarz şeyler verirsin. Ne dedik burada? Antrenman planlaması bir sanattır. Bu sanatı doğru uygulamak lazım. Bu sanatta herkes yapamaz, herkes beceremez. Aynen. Gerçekten çok önemli bir sanattır yani. Bak bunun altını çizerek söylüyorum. Bir takım sezona başlar. Eğer antrenman programını yapan kişi o antrenman programını, o antrenman periyodizasyonunu iyi yapamıyorsa bilin ki o takım sezon içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Futbolcu kayıpları verebilir. Kesinlikle. Hele ki senin gibi bir takımda futbolcu sıkıntın varsa, geniş bir kadroya sahip değilsen, 11'ini en iyi şekilde kullanman gereken bir takımdaysan, ki bizim takımımız öyle bir takım, o takımdaki antrenman programına çok çok daha dikkat etmen lazım. Çok çok daha önem vermen lazım. Yani bunların bu programı yaparken yanlış yapma lüksün yok. Galip Hoca'nın ve ekibinin bu konuda sınıfta kaldığını düşünüyorum ben. Hı hı. Bu antrenman planlaması konusunda mutlaka, bak söylüyorum sadece burası için değil, takip edin. Eğer Galip Hoca ve ekibi gideceği başka takımlarda bu antrenman programını, bu antrenman planlamasını gözden geçirmezseler, aynı antrenman planlamasını yaparsalar, orada da aynı sıkıntılar yaşayacaklardır. Gittikleri yerlerde. Yani kesinlikle yaşayacaklar. Peki size devam eder mi yönetim? Yani bir teknik ekip mi belirler? Kesinlikle etmez. Yollar ayrılır diyorsun. Kesinlikle. Yani zaten sözleşmesi bitmiştir. Etmesi mümkün değil. Gelelim. Antrenman programı bitti. Bakın. Geldik. Bu bir sürü sakatlıklar yaşadık. Sakatlıklardan dolayı kaybettiğimiz bir sürü oyuncumuz oldu. Yani Fatih bir hafta dediler sezonu kapattı. Fatih ile ilgili açıklamaları playoff'ta kullanmayacağım demesi. Biraz futbolcuyu sanki böyle sakatlığını bizden sakladı. O da kendisi işte bir bakıma kendi yapmış olduğu hatadan dolayı cezasını çekti gibilerinden bir açıklama oldu ama ben üst adale sakatlığının 4-5 ay, 6 aylık bir süreç geçirilmesine... Bu ne ya? Ya şu zamana kadar ya rastladığımız bir şey değil ya. Ya sonra açıklamasındaki tarihsizlik... Hoca ne kadar ayağını süremiyor yani, ki çekemiyor dese kesinlikle de... Kesinlikle yani açıklamasındaki tarihsizlik de şu. Yani kendi acemiliğinden, futbolcu kendi acemiliğinden dolayı hazırlık maçında oynamak istemiş. Ya kardeşim futbolcu hazırlık maçında oynamak istiyorsa, sen bir hazırlık maçı yapıyorsan, senin ekibin o maçtan önce gidip doktordan, fizyoterapisten, masörden, alabiden futbolcuların durumuyla ilgili bilgi alıp son durumlarıyla ilgili sana bilgi vermeden mi sen kadroyu yapıp açıklıyorsun? Eğer böyle yapıyorsan bu da sıkıntı. Bunun doğrusu şudur. Biz de çalışıyoruz. Biz de bu kulüpte çalıştık. Başka kulüplerde de çalıştık. Evet. Hazırlık maçı yapacaksan, bırak hazırlık maçı, antrenmandan önce de öyledir. Gidersin kardeşim. Yardımcı hocaların ekibinden gider, masörle görüşür, fizyoterapistle görüşür, doktorla görüşür. Kimse o işin başındaki kişi son durumu ondan alır. Ondan sonra gelir teknik direktöre der ki hocam şu oyuncular sıkıntılı, bu oyuncularda sıkıntı var. Bunları dinlendireceğiz gibi şeyler olur. Bunlara hele hazırlık maçlarında ve resmi maçlardan önce %100 yapılır. Yani her daha fazla da yapılır. Hocam her antrenman... Sen Fatih'le ilgili bunu yapmadın mı ya? Şöyle söyleyeyim, evet. Her antrenman sonuçta bir mesaidir. Ve insanlar ekmek paralarını o mesailer sayesinde alır. Atıyorum mesela
sizin dükkanınızın bir gün kapalı kalması sizin o günkü mesai sonrasında bir ticari kazanç elde edemeyeceğiniz anlamına gelir. Allah korusun işte biz bir şey gelir başımıza, işimize gidemeyiz. İnsanlar haber okuyamaz. Futbol kulüplerinde de sadece hani saha içerisinde oynanan 90 dakikadan ibaret değil futbol. O gün antrenman varsa ve bu antrenmanın içerisinde de herkes görevini kusursuz bir şekilde yapmak zorundadır. Ya bu biraz şakaya gelecek bir olay değil. Biraz aksattığın zaman profesyonel futbol acımasızdır. Kesinlikle. Senin de kadro derinliğinin olmamasından mütevellit. Her futbolcu senin için çok değerlidir. Bir futbolcunun kaybı da yarın öbür gün sezon işte sonunda olumsuz bittiği için bunları sana konuşturur. Belki takım çıksaydı biz Fatih'ten bahsetmiyor olabilirdik. Ha, biz bahsederdik belki de. Hani insanlar genel manada. Biz çıkmadan da bahsettik burada. Yani muhakkak. Fatih'i burada konuştuk. Hocanın açıklamasını canlı biliyorsun. Dinlettirdik. Açıklamanın yanlış olduğunu söyledik. Sakatlıklarla ilgili açıklamasının defalarca yanlış olduğunu söyledik. İşte aşırı yük biniyormuş. Aşırı yük binmenin adale sakatlığında etkisi vardır. Ama bunun böyle açıklayamazsın bunu söyledik. İşte Trabzonspor'da da transfer yasağı var dedik. Orada da her hafta aynı futbolcular oynuyor. Orada niye sakatlık olmuyor? Evet. Yani bunların yöntemleri var dedik. Bazı eğer futbolcuların 50 maç 60 maç oynadığını da yani söyledik Avrupa'da. Eğer futbolcuya aşırı yükleniyorsan dinlendirirsin onu bir iki antrenman. Toparlamasını sağlarsın. Bunların nabızlarını dedik işte dinlenik nabızlarını alırsın buradan yorgunluk şeylerini belirlersin. En basite indirgedik ve buradan söyledik. Maç ısınmalarının yanlış yapıldığını buradan söyledik. Gördük ki bir hafta sonra değiştirildiğini gördük. Yani yanlışlarımızı, tespit ettiklerimizi buradan her türlü söyledik ama aslında karşılık da bulmadı değil. Buldu, doğru. Buldu. Senin yani senden aldığım evet. Geri bildirimlere göre hep buldu. Takip edildiğimizi biliyorum. Ben antrenmanlara fazlasını. Çok gidemedim ama şeyde senin söylediklerin hem antrenmanlarda hem şeylerde maçlarda gördük bazı değişiklikleri. Hocam Adnan Sak yine selam söylemiş. İyi yayınlar her zaman gibi muhteşemsiniz demiş. Keza bizim sevgili kardeşimiz Mustafa Efe gene onlar da bizi takip ediyorlar. İstanbul'dan yeğenimiz selam göndermiş. Sevgili Hasan abi, Metin abi, Turgay Bulut müdürümüz. Turgay Bulut'la gittik zaten dün finallere. Haşmet Turgay abi sağ olsun. Selamlar. Sağ olsunlar. Ramazan Başkan, Kandıran'ın başkanı Hasan Hoca takipte olduklarını belirtiyorlar. Çok güzel şeyler bunlar. Ramazan'ın bugününde, bu saatinde, tam teravih saatinde takip edilmek de gerçekten güzel, keyif verici. Hocam şimdi Çorum maçına geçeceğiz mi yoksa farklı şeylerden mi geçelim, dokunalım? Geçelim, Çorum maçına da geçelim. İlk Çorum şöyle maçını geçelim. Şöyle bağlayayım sezonun değerlendirmesini. Galip Hoca sezonu iyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Hem bu kadroyu olumlu kullanma adına hem de antrenman metotları, antrenman sistemleri, günümüz antrenmanlarını empoze etme adına iyi değerlendirilmediğini düşünüyorum. Ve bunun sonucunda da sezon içerisinde çoğu maçta çok değerli oyuncularımızdan faydalanamadık, yararlanamadık. Sırf adale sakatlığından dolayı bir önceki sezon müthiş performans göstermiş bazı oyuncularımızdan yararlanamadık. İşte maç ısınmasında sakatlanan oyuncular oldu. Hiçbir darbe almadan maç ısınmasında sakatlık yaşadı. Murat Başak Buca sonra maçıydı. Sonra araştırdık ki sizler söylediğiniz ki daha önceden antrenmanda problem yaşamıştı. Yani şunu net bir şekilde belirteyim. Doğru bir sezon geçirmedik. Geçiremedik. Bu anlamda tabii ki eksikler var. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Belki de kulübün içerisinde yönetimin haricinde futboldan anlayan donanımlı kendini geliştirmiş birisinin kulübün bünyesinde orada olsaydı Galip Hoca bu kadar serbest her istediğini yaptırabilir. Sportif direktörlük gibi zannetmiyorum. Sportif direktör sportif gibi, menajer gibi. Gibi. Ya da sportif direktör olur, işte buradan kulübün bir yardımcı hocası olur ama yani yardımcı hocası veya sportif direktör donanımlı adam olacak. Yani bir olacak hoca, gibiydi aslında. Hoca şunu söyleyeyim,
Bu adam öyle belirlemesi lazım ki gelecek olan teknik direktör orada veya da orada çalışan teknik direktör o kişiyi gördüğünde, onun donanımlı olup olmadığını anlar. Eğer donanımlıysa teknik direktör de kendine dikkat eder. İşte bazı teknik attığı direktörler... adımlara dikkat eder. Ama donanımlı değilse onu her türlü kendi himayesine alır. Yine aynı şekilde kendi istediğini yapar. Doğru. Ama baktığı adam donanımlıysa, bakın yaptırdığı antrenmana da dikkat etmek zorunda. Çünkü yönetimin orada adamı var ve donanımlı adam ne yaptırıyorsan onu iki defa düşüneceksin. Futbolcularla konuşmasına dikkat etmek zorunda. Yaptırdığı bütün her şeye dikkat etmek zorunda. Oyuna hamlelerine dikkat etmek zorunda. Yapacağı şeyleri belki de önceden o kişi donanımlı olacak kişi görüp bunun yanlış olduğunu söyleyip onu yapmasını engelleyecek. Seneye böyle biri olabilir gibi mi sizce ya da olmalı mı? Olmalı, %100 olmalı diye düşünüyorum. Mutlaka. Aslında bir önceki toplantıda Barrios bunun sinyalini vermişti genel kurulda. Ya bir sportif direktör gibi birini getirebiliriz demişti ama sonra olmadı. Neden olmadığını bilmiyoruz. Sadece sportif direktör de olmayabilir. Yani bak sportif direktör olabilir ama ülkemizdeki sportif direktör kavramı... Örnek var mı henüz... senin kafanda böyle buna benzer? Ya mesela isim olarak örnek vermek Sancaktepe'de istemem. Sancaktepe'de Akif abi var mesela. O bir ama anlattığınız bakın, şeye uygun biri. Sancaktepe'de sadece Sancaktepe'de olarak değil, Türkiye'nin bütün kulüplerinde hemen hemen... Bize yakın olduğu için söyledim. Yani bak, yakın... Tabii ki. Yani yok yok. Örneğin yanlış olduğunu söylemiyorum. Evet. Yani Türkiye'deki... Senin verdiğin örnekteki gibi Türkiye'deki hemen hemen bütün kulüplerde böyle bir yapı mutlaka o kulübün bünyesinde o kulüpten birisi var. Yani kulübün ya hocası var ya dediğin gibi sportif direktörü var. Gelecek olan hoca geliyor kardeşim kendi ekibiyle geliyor ama ona diyor ki kulübün yönetimi başkanı. Sen de dur. Gelecek olan hocaya diyor ki bizim böyle bir hocamız var. Böyle bir tasarrufumuz var. Ona göre bir ekiple gel diyor. Zaten Kocaelispor'a gelecek olan kişi kim olursa olsun kardeşim. Hangi hoca olursa olsun senin söyleyeceğin şartı kabul etmeme gibi bir lüksü yok. Var mı yani Kocaelispor'a gelen hocaların ya ben bunu kabul etmem ben tek gelirim deme asla, şansı var mı? Asla. Yok. Bu adam da... Çalışmazlar öyle olursa zaten. Yönetimle çalışmaz. Eğer tabii kendi kararlarını almışlarsa. Kocaelispor'a bakın. Belki bazı hocalar için de yemeyebilir. Atıyorum seni Engin Korukır'ı getirirsiniz Kocaelispor'un başına. Attım kafadan. Engin Korukır'a diyemezsiniz yani. Senin üstünde bir sportif direktör var ya da buna bağlı çalışacaksın. Engin Korukır da der ki o zaman bakın işinize. Yani bazı isimler için bu gitmeyebilir. Hocam bir tane video geldi. Video derken bir tezahürat. İlk defa dinleyeceğiz burada Kocaeli'de. Hatta gönderen arkadaşımıza da şöyle söyleyeyim, küfür var mı dedim canlı yayında. Ben de ilk defa dinleyeceğim. Dinleyelim mi bir? Yayına bir ses gidilsin. İçimizden biri yabancı değil, sahip çıkar körfezine. İçimizden biri yabancı değil, sahip çıkar körfezine. Ne egoist, ne de artist, tam başkanlık vol. Valla... Anladığım kadarıyla yanlış olmasın da Volkan Özün için bir beste bu. Öyle mi? Tekrar mı dinlesek? İşte o egoist artist kelimesi belki canlı yayında pek hoş olmayabilir ama anladığım kadarıyla Volkan Özün adına bir düzenlenmiş şöyle bir beste. Şöyle bir şey yapalım. Devrede dinleyelim. Devrede dinleyelim. Eğer yayınlanırsak ondan sonra yayınlanırız. Evet evet, onun kararını çünkü veririz. Tam ne olacağını bilmiyoruz. Şu an Volkan Özön resmi bir şekilde kulübün başkan adaylığını açıklamış birisi değil. İstifa eden bir yönetici ve o yüzden de bu tür şeyleri de aslında pek yayınlamak şeyimiz değil. Ama yarın öbür gün çıkar ben adayım der, toplar bizi. Tabii ki. Tabii. Projelerinden bahseder, artılarını, eksilerini ya da olması gerekenlerini söyler. İlginç bir detay vereyim abi istersen. İlk defa yine burada ya bazı şeyleri biz yazmak istemiyoruz, çizmek istemiyoruz ama kamu görevi olduğu için insanların öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmek önemlidir. Emre Güler Tayyip Bükakın'la görüşmüş. Konu Kocaelispor ve Bahri Yavuz'muş. Detaylar var. Bildiğimiz kadarıyla da Volkan Özün'ün de Tayyip Bükakın'la bir görüşme yapacağı. Bunu da
yakın süreçte de takip edeceğiz. 2-3 gün içerisinde bunlar da netleşir. Bunu da buradan kamuoyunu da belirtelim istiyorum. Evet hocam, Çorum karşılaşmasına geçelim istersen playoff'a. Sezonu ikinci sırada bitirdik. 58 puan. Evet. Siz zaten bir şekilde bu takım playoff'a gider. Bu takım playoff oynar. Playoff oynaması bana göre çok anormal ya da sansasyonel bir olay değil. Başarı değildir dedim. Direkt çıkarsa o zaman biz onu başarılı direkt olarak adlandıracaktık. Evet. Başarılı demiştiniz. Olarak söylerim dedim. Ama tabii direkt çıkma değil. Biz playoff'lara kaldık. Playoff oynadık. Ve bunun bırakın Galip Hoca'yı, takım başında kim olursa olsun bu takımın playoff'lara kalacağını, kalabileceğini ve bunun çok büyük bir başarı olarak lanse edilmesini istemedik. Çünkü bu çok büyük bir başarı değildir dedik. Hı hı. Neden? Çünkü bu kadroyu çok iyi tanıyan birisiyiz. Bu kadronun neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Bu ligi, 3. ligi ve grubu çok iyi tanıyan birisiyiz. Bu liglerde çalışan birisi olarak bunu söyledim. Bu liglerde bir sürü takımlarda çalıştık ve bizim takımda da çalıştığımız için bu takımın gücünü net bir şekilde biliyorduk. Dolayısıyla bu takımın her şartta, bakın yine söylüyorum, aynı kadro seneye transfer açılmasa, ki açılması gerektiğini söylüyorum, örnek olsun diye söylüyorum, transfer açılmasın, yine güle oynaya playofflara kalır, playoff oynar. Çok açık ve net söylüyorum. Gelelim Çorum maçına. Şimdi Çorum'la eşleştiğimizde, eşletmeden önce sizle burada bir program yapmıştık. Siz değilim ben mi oluyorum hocam? Evet. Yani, teşekkür ederim. Biraz resmi oldun ama. Biraz resmi oldu. demiştim ki Çorum, oynayacağımız rakiplerin içerisinde Çorum en zor olanı. Bunun da birinci nedenini Barikaya göstermiştim. Evet. Çok deneyimli. Evet. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Ben de yardımcılığını bizzat yaptığım için yakının tanıyorum dedim. Ve ben korktuğumu söylemiştim. Hatırlarsın. Evet. Korktuğumuz da başımıza geldi tabii. İlk maçı 1-0 kazandık. İlk maçı oynadık. 1-0 kazandık. Farklı da bitebilirdi. Gayet güzel. Deplasmanda 1-0 kazandık. Geldik buraya. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Her şeyi biliyordu. Bakın. Hoca şunu biliyordu. 21 bin ya da 20 bin ya da daha üstü taraftar olacağını, Kocaelispor'un taraftarının ne kadar coşkulu olduğunu, ne kadar futbolcuları etkilediğini, olumlu anlamda ne kadar etkilediğini biliyordu. Bu arada şöyle söyleyeyim, telefonlar geliyor. Sürekli ben telefona bakıyorum ama arayanlar oluyor. Galiba yayına katılmak istiyorlar. Bunlardan bir tanesi sevgili Nebi abi, Nebi Gönenç. Bilmiyorum bizi izliyorsa... Abi bu şekilde yayını almıyoruz ama istersen yaz WhatsApp'tan. Biz bunları şey yaparız, konuşuruz abi. Hatta şöyle de dedim, buradan yazabilirsin abi diye. Ve yaklaşık 4. bu 5. telefonu kapattım bu arada. Bunu da söyleyeyim. Neler oluyor bilmiyoruz ama galiba birileri programı takip ediyor. Buradan yaz dedim Nevi abiye. Bakalım ne diyecek. Kusura bakma abi, bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Bu arada Van Çorum'a Veli Meşe çıktı, onu da söyleyelim hocam. Tebrik edelim. Veli Meşe için beste yapmıştık biz 2 sene önce. Evet, evet, doğru. Gelinen noktada adamlar bizim üstlükte ve siz izleyebildiniz mi o maçı, finali? İzledim. Çok güzel maç oldu. Çok iyi bir takım kurmuş Veli Meşe. Yani Erdem şimdi ilk maçı kazanan bir takım olarak geldik İzmit'e ve ikinci maça hazırlanıyoruz. İkinci maça hazırlanırken şunları biliyoruz. Hoca anlamında söylüyorum bunu. Galip Hoca biliyor ki çok ciddi bir taraftar topluluğu olacak statta. Çok coşkulu olacak bu taraftarlar. Bu coşku da futbolcuları olumlu anlamda itecek. Bunların hepsini önceden biliyor, öngörüyor. Ve öngördüğü bu şeyleri takımla konuşması gerekiyor. Niye? 1-0 cepte. Biz 1-0 öndeyiz. Dolayısıyla bütün hafta boyunca, bakın oyunda söylemiyorum, bütün hafta boyunca bunları çalışması ve çalışması yetmez futbolculara sürekli konuşarak empoze etmesi, onların kafasına sokması gerekirdi. Nedir bu? Şunu demesi lazım. Terapiye girmesi. Arkadaşlar, tabii ki. Arkadaşlar bakın, çok ciddi bir taraftar topluluğu karşısında oynayacaksınız. Bu taraftar topluluğunun coşkusu korkunç derecede yüksek olacak. Bu coşku sizi
benim size söyleyeceğim oyun sisteminden, oyun anlayışından alıkoymasın. Bu coşku sizi söylediğimiz dışında yapacağınız bir şeylere itmesin. Ne söylüyorsak bu oyun sistemine şartlar ne olursa olsun bağlı kalacaksınız. İkinci bir direktif bizden gelmedikçe. Bunları sürekli söylemesi gerekirdi. Ona göre antren etmesi gerekirdi. Oyun planını ona göre belirlemesi gerekirdi. Stratejisini ona göre belirlemesi gerekirdi. Nedir bu strateji? Şu. 1-0 cepte arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bütün takım olarak hürra, dengesiz bir şekilde rakibin üstüne gitmeyeceğiz, saldırmayacağız. Evet. İkinci bölgede oynayacağız. Daha kontrollü bir oyunu tercih edeceğiz. Temkinli oynayacağız. Ve kontra çıkışlarla beraber de rakibi zor durumda bırakacağız. Geçen her dakika, her saniye, gol yemeden geçirdiğimiz her dakika, her saniye rakibi strese sokacak ve daha çok adamla, daha fazla risk alarak bizim üzerimize gelecekler. Biz de bunu değerlendireceğiz. Bunları hem futbolculara bak anlatacaksın, hem de buna göre çalışmalar yapacaksın. İkinci bölge çalışması yapacaksın. İkinci bölge oynayacağız, çok iyi savunma yapacağız, kontra çıkacağız. Bu sisteme uyan oyuncumuz kim? Onlarla sahaya çıkacağız. İşte yazımda da söyledim, Gökdeniz bunlara uyanlardan bir tanesi. Böyle bir kurguyla sahaya çıkacağız diyeceksin. Bunları sürekli bir hafta boyunca futbolculara anlatacaksın ve çalışacaksın. Ama futbolculara bunları anlatmazsan, nasılsa seyircimiz var, biz 1-0 kazanmışız orada, burada o seyirciyle beraber 3-0 kazanırız, 4-0 kazanırız moduyla sahaya çıkarsan hüsran yaşarsın. Aynen ki öyle. Rakibin hocası da zaten maç sonrası açıklamasında dedi ki Kocaelispor bizi orada kazanmış ve turu geçmiş bir kafayla çıktı. Kesinlikle turu geçmişim kafasıyla çıktı ve biz de bunu iyi değerlendirdik. Hatalı. Yani şunu özetle söyleyebiliriz Erdem. Galip Hoca dersine birinci maçtan sonra ikinci maça dersine iyi çalışmadı. Kendini ve takımını iyi hazırlayamadı. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Oruç olayı varmış galiba bazı futbolcuların. Oruç olayı olabilir. Yani onun yani, olumsuz etkileyeceğini ben takımda takımda öyle bir şey düşüş o anlamda bir düşüş görmedik. Takımda şunu gördük. Başlar başlamaz. Yani düdükle beraber takımın seyircinin ambiyansına, seyircinin coşkusuna ayak uydurduğunu gördük. Bu çok yanlış bir şeydi ve bunu önlemesi gereken kişiler de Galip Hoca'lardı. Maçta değil. Maçtan önce bunu öngörebilmeleri gerekirdi. Yani seyircinin çok coşkulu olacağını, arkadaşlar bakın seyircinin coşkusu sizi ikinci bölge oynayacağımız temkinli oyundan alıkoymasın. Ne işin var senin birinci saniyede rakibin 6-7 kişiyle önde basmana? Hatta ikinci yarının başında da. Ya başlar başlamaz ben bunu gördüm. Böyle bir şeye ne gerek vardı? Sen temkinli oyunu tercih edecektin. Gol yemeden geçireceğin her dakika sana artı yazacaktı. Rakibi strese sokacaktı. Daha çok adamla üstüne gelecekti. Senaryoyu ben sana yazayım. Ben olsaydım takımın başında. Ben ilk 45 dakika gol yememek için bütün planlarımı bunun üzerine yapardım. Düşün ilk 45 dakika gol yemeden 0-0 girdik içeriye. Hangi takım strese girer? Rakip. Rakip strese girer değil mi? Ya çift forvete döner ikinci yarı. Çıkarım sahaya ikinci yarı. İkinci yarıya da şöyle derim arkadaşlar 15 dakika. İkinci yarının ilk 15 dakikası tutalım. Gol yemeyelim. Gol yemeden bunu tutalım. Bitti işte. Bakın rakip daha çok risk alarak kontrolsüz bir şekilde bizim üzerimize gelecekler. Ondan sonra işi bize bırakın. Biz gerekli hamleleri yaparız ve bu maçı koparırız. Ama bunları sadece maç toplantısında değil bir hafta boyunca bu futbolculara anlatmak ve anlattığını da sahaya çıkıp uygulamak. Ben hep ne dedim burada? Rutin antrenmanları bırakın artık. Rutin antrenmanlar geçti. Artık mental ve özel antrenman dedik. Taktiksel antrenman nedir? Korner taktiği, frikik taktiği. Oyun okumayla ilgili. Oyun okumayla ilgili, touch'la ilgili. Rakibe hangi şey yaparım da üstünlük sağlarım? Duran toplar. Bunlara çalışın. Bunları takıma çalıştırın dedik. Ve oyun anlayışı, o maçta belirleyeceğin oyun stratejine çalış dedik. Burada bunları söyledik.
Ama dedim ya, biz teknik eğitim, bizim teknik eğitimimiz buna bu anlamda iyi hazırlanamadığını ve takımını iyi hazırlayamadığını sahaya çıktığımızda bunu gördük ve inanın bana, bakın inanın bana, devre arasında da Ali Beykoz Hoca ile de konuştum. Maçın devre arasında 1-0'dı. Bu maçı farklı kaybederiz. Oyun stratejimiz hiç doğru değil, hiç iyi değil diye bunun konuşmasını da yaptık. Ben düdük çaldığında Sinan'la, Sefa'yla, Hamza'yla, Burak Süleyman'la önde baskıyı görünce zaten dedim ki tamam, biz taraftarın coşkusuna ayak uydurduk ve kandık yani. Tabii ki hayatımızın hatasını yaptık. Rakibin ekmeğine resmen yağ sürdük. Görüntüsünü verdi bize takım. Ve bunun çok tehlikeli olduğunu biliyorduk ve öyle de oldu. Hocam şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında futbol enteresan, özellikle alt ligler. Pardon Erdem, bitireyim. Buyur. Özetle şunu söyleyeyim. Biz finale Galip Hoca ve ekibinin yüzünden gidemedik. Çok açık ve net söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bu takım, Kocaelispor takımı, ne futbolcuyla ne şeyle. Eğer bir takımın teknik direktörü yanlış stratejiyle, yanlış oyun planıyla sahaya çıkıyorsa, bakın altını çiziyorum, sahanın içindeki futbolcunun yapacak çok bir şey yoktur. Elinden geleni yapar ama senin başındaki kişi yanlış strateji belirlemişse futbolcu onu değiştirmesi kolay bir şey değildir. Hocam tecrübeli bir futbolcular sonuçta. Orada bir yanlış strateji varsa da hani bile bile lades demeleri ne kadar doğru. Yani illaki hoca futbolcu diyelim. Futbolcu yanlış stratejiyi orada çözemez. Çözemez mi diyorsunuz? Onu görmesi gereken kişi. Yani diyemez mi? Yani, hocam sen böyle oynuyorsun ama bu olay buraya gitmiyor falan. Diyemez. Algılayamıyoruz mu? Diyemez. O tecrübe ki, sanki bize var. Gördüm zaten diyemediklerini. Yani düşünsene, düdük başladı. Taraftarın müthiş coşkusuyla beraber bütün tecrübeli değil mi ya Sinan? Sefa, hepsi, Hamza, bunların hepsinin önde rakibe baskı uyguladığını gördüğüm anda ben dedim ki stratejimiz yanlış. Attım hoca, yani hoca basın dediyse de futbolcu ne yapsın? Tabii ki. Yani ya da bakın basın dememiştir belki hoca ama şunu demeliydi diyorum önceden. Bakın arkadaşlar, çok coşkulu bir taraftar olacak. Sizin de bu taraftarın coşkusunun da sizi etkilediğini, olumlu anlamda etkilediğini, coşturduğunu çok iyi biliyorum. Ama bu maç o maç değil. Bu maçta kesinlikle taraftarın coşkusuna ayak uydurmayacaksınız. Bu arada Atakan abi, yayın çıkmıyor, seyredemiyorum diye bir şey yazılmış ama sevgili Ahmet abi yazmış, Ahmet Aydın Can dedi. Bunu da söyleyelim de acaba bizden kaynaklı bir şey mi var diye, sorun yok değil mi abi? Evet hocam. Anladın mı kardeşim? Yani hoca önceden bunu öngörmeliydi. Maçta değil, bir hafta varken bunu futbolculara her gün, her saat söylemeliydi. Beynine çivilemeli. Tabii ki. Bu maçta çok ciddi bir taraftarımız olacak. Arkadaşlar bakın, bizim oyun planımız bu maçta bu. Bu maçtaki oyun stratejimiz bu. Şartlar ne olursa olsun bu oyun planından kesinlikle taviz vermeyeceksiniz. Bu oyun planına benden ikinci bir direktif size gelmedikçe sadık kalacaksınız maçın sonuna kadar. Ya da benden direktif gelene kadar bu plana sadık kalacaksınız. Yoksa biz bu maçı kaybederiz, finale çıkamayız demeliydi. Taraftarın coşkusuna ayak uydurmayacaksınız önceden demeliydi. Orada eğer bunu önceden dememişsen, onların kafasına sokmamışsan, orada o coşkuya ayak uyduran futbolcuyu hiçbir şekilde engelleyemez. Yani özetle tüm bunlardan sonra şunu söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Biz Kocaelispor Kulübü güle oynaya finale çıkabilirdi. Bu fırsat Kocaelispor Kulübü'nün eline gelmişti, cebine gelmişti. Bu fırsatı Galip Gündoğdu aldı bizden. Yeni Çorum'a verdi. Yeni Çorum'da bir üstlüğe çıktı. Ya da Bahri Kaya aldı Galip Hoca'dan. Kesinlikle. Hocam futbol enteresan bir oyun. Özellikle alt liglerde kırılmalar ve maç içi psikolojik etkilenmeler fazla oluyor. Şimdi kötü de başlamadı maç aslında Kocaelispor. İlk yarım saat içerisinde hatırlarsan hocam, Burak Süleyman'la kaçırdığımız bir gol var. Yanlış başladı. Kötü başladı. Eyvallah, anlıyorum. Yanlış başladı. Şuraya geleceğim.
Sefa ile bir kaçırılan pozisyon var hatırlarsan. Sol plasesi sağdan az farklı avuta çıktı. Bir de sayılmayan bir gol var. Sinan'ın offside'de kaldı. Kemal'in hani ağları gönderdiği top. Hasbelkader bu toplardan biri içeri girseydi. Ne diyebilecektik o zaman? Ya da şöyle söyleyeyim. Bahri Kaya'ya bir sorsak desek ki maç öncesi. Hocam bu maçın hangi dakikasında gol atarsan senin için çok iyi olur. Adamın diyeceği cevap ilk yarının sonları. Çünkü öyle bir dakikada gol yedik ki biz. Bak sana yemin ediyorum maçtan önce Bahri Kaya'nın yanına gittim. Ben Bahri Kaya'nın fotoğrafında, Bahri Kaya'nın görüntüsünde ben buradan Kocaelispor'u yenip gideceğim görüntüsü kesinlikle yoktu. Harika, düşünceli, düşünceli zaten. Çok genel, açık ve net söylüyorum sana. Bak onu iyi tanıyan, onun yardımcılığını yapmış birisi olarak söylüyorum. Evet. Yani buradan nereye geleceğim? Yeni Çorum'un dahi bizi buradan yenip gideceklerine inançları yoktu ya. Otelde futbolcular da konuşmuş zaten. Biz ne yapacağız 20 bin kişi karşısında diye. Yani çok net söylüyorum ya. Böyle bir inanç o futbolcuları da görmedim. Ama bizim yanlış oyun anlayışımız. Adamları coşkulandırdık. Tabii ki yanlış oyun stratejimizden dolayı oyun bu, o duruma girdi. Yani rakibi cesaretlendirdik. Dedim ya rakibin ekmeğine yağ sürdük. Tamamen yanlış strateji. Tamamen oyuna yanlış başlamak. Ya elimizdeki fırsatı aldık. Elimizdeki final biletini aldık. Biz istemiyoruz kardeşim deyip Çorum'a verdik. Hı hı. Bunun da tek sorumlusu belki diyemeyiz. Ama birinci sorumlusu Galip Gündoğdu ve ekibidir. Çok açık ve net. Hiçbir şekilde bunu %100 Galip Hoca'ya bana yıkamam. Bak, kendi adıma söyleyeyim. %100 bak, yıkamam. Şöyle söylüyorum Erdem. Evet. Hiçbir şey %100 bir insana değil. Tabii. Tek sorumlusu dedim. Değiştirdim onu sonra da. Tek sorumlusu değil ama en büyük sorumlusu Galip Gündoğdu ve ekibidir kardeşim. Buna ekleme olarak da şunu söyledim. Siz teknik direktör olarak yanlış oyun planıyla sahaya çıkarsanız o futbolcular o oyun planını yanlış oyun planına rağmen belki binde bir gelir rakibi genel ama genelde kaybedilir. Teknik direktör yanlış oyuncu tercihi yapıyorsa, yanlış oyun planı yapıyorsa o maç kaybedilir. Binde bir de kazanılır dediğin gibi çok tecrübeli futbolcu vardır. Hocanın yanlış planına, yanlış stratejisine rağmen oyuncular maçı kazanır çevirir. Ama bu binde bir olur. Galip Hoca da bu maçtan önce planını iyi yapamamıştır. Dersine iyi çalışamamıştır. Takımını iyi hazırlayamamıştır. Kendini dahi iyi hazırlayamamıştır o maça. Ben Çorum'da 1-0 yendim. Taraftarımın önünde hayli hayli yenerim düşüncesiyle sahaya çıkmıştır. Ve hezimete uğramıştır. Takımını da bu şekilde hezimete uğratmıştır. Bu şehri de bir yıl geriye atmıştır. Finale çıksaydık biz bu finalden alnımızın akıyla çıkardık diye düşünüyorum. Çünkü Çorum'u sen orada yendin, Çorum çıktı. Yani hiçbirisi bizim ayarımızda takım değillerdi. Taraftar sayısını gördük finalde. Şimdi finale bizim çıktığımızı düşün. Nasıl bir taraftar olurdu? Yıkılırdı ortalıkça. Yani bu fırsatı aldık, şeye verdik. Rakim. Buradan şuna geleceğim Erdem ve bağlayacağım onu. Programın başında söylediğimiz şey bu işte. Bütün takımın kaderini tek bir adamın tercihlerine bırakmamak lazım. Nasıl oraya yani? Mutlaka ama mutlaka işini bilen, işinin ehli, donanımlı, gerektiğinde teknik direktöre hocam bu yaptığın senin yanlış, bu yanlıştan dönmelisin diyebilecek birisini mutlaka kulübün bünyesinde bulundurmaları sen lazım. Sen çalışır mısın öyle biriyle? Bulundurulması lazım. Öyle biriyle çalışır mısın? Ben sana sürekli müdahale edecek işte antrenmanlarına. Sürekli müdahale edecek diye bir şey yok. Hı-hı. Hiç kimse sürekli müdahale etmez. Hele durumlarda bu ülke pek kabul etmiyor hocam. Antrenör konjonktüründe bu anlattığınız olay biraz şey kalıyor. Avrupa'yı kalıyor bize bana göre. Ama olması gereken bu Erdem. Ya mesela söyleyeyim. Van nasıl çıktı? Feyyaz vardı değil mi? Veli Meşe. Onların başında bir sportif direktör yoktu. Burada hani %100 olarak bu olmadığı için böyle oldu. Olmadığı için demiyorum. Ben olması gerektiğini söylüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Ben burada anlattıklarına sonuna kadar zaten saygı duyuyorum. Ona bir şey yorum yapma şansım yok. Estağfurullah. Her şeyden önce ben biraz yönetim sorgularım burada.
Transfer açmayacaksan futbolcuları göndermeyeceksiniz kardeşim. O işin ayrı bir boyutu. Senin elinde mühimmatın yok. Yani şimdi Çorum maçını yönetime bağlama gibi bir lüksümüz yok. He. Ama senin dediğin olayın farklı bir boyutu. Belki playoff oynamazdık yani. Playoff oynamadan da çıkabilirdik. Hayır, bak diyorum ki farklı bir boyutu. He. Bana sen Çorum maçını yorumla dedin. Ben de o maçı yorumladım. Ama burada sen ne dedin? İşte Mehmet Avcı ile Burak Özbakır gitmeli. Kesinlikle gitmemeliydi. Bu takımda transfer açılmayacaksa dediğin gibi Avcı ile Burak Özbakır kalmalıydı. Oğuzhan Türkmen zaten... Ben hala söylüyorum. Bu bir önceki sezon gitmişti. Mevcut kadroyla ve futbol kimliğiyle ligin ikinci sırada bitirilmesi, playoff oynanması bana göre güzel bir harekettir. Çorum maçındaki stratejik hataları hep beraber tartışırız. Ben orada bir şey söylüyordum da araya girdin hocam. 44'te biz gol yedik mi Çorum'da, İzmit'te? Ne oldu o dakikadan sonra? 20 bin kişinin enerjisi düştü. Kocaelispor futbolcuların enerjisi düştü. Rakibin enerjisi arttı. İşte bu ahval, işte bu 44. dakikada yenen gol olayın bam teliydi. Futbol içi değişkenlikleri de Bahri Kaya'nın da yanındaydı. Futbol içinde gelişen hadiseler. Hocam ara verelim isterseniz. 45 dakika maşallah geçmiş. Hatta 1 saat geçmiş. 45 dakikası sana ait, onu da söyleyeyim. Atakan abi bir ara verelim. Bir 4-5 dakika kadar kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Türkiye'de fark yaratan lezzet, şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimize bekliyoruz. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama. Ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Fatmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Fatmaca Alçı Yapı,
alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçıyapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta körfezin eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Evet, ilk bölümle sizlerle birlikteydik Spor 41 programında, TV262 ekranlarında. Bizler de soluklandık ve ilk bölümde dinleyelim dediğimiz videoyu, daha doğrusu ses kaydını dinledik ve yayınlanma gibi bir durum söz konusu değil. Hedef gösteren, tarih içeren bir şey var. Bunu da yayınlayamayacağız. Buradan belirtelim. Sevgili seyirciler, Kocaeli Spor'un lisanslı ürünlerini Kartepe Sportif, bizim Gürkan Kaygısız yapıyor ve 2 yılda 325 bin lira bir paraya anlaştılar. Onunla ilgili bir kamuoyu açıklaması geldi. Sıcak bir gelişme bu da. Kamuoyu açıklamasını duyurayım ben. İsteyenler haber yapabilir, istemeyen yapmaz. Ama okudum biraz önce, ilginç şeyler var, ibareler var. İsterseniz hep birlikte dinleyelim. Kartepe Sportif firması olarak tescilli Kocaeli Spor marka ve logosuyla üretilip satılan tüm lisanslı ürünlerin
üretim ve tüm satış kanallarındaki ticari satış haklarını 2017-2018 sezonunda 150 bin TL, 2018-2019 sezonunda 175 bin TL karşılığında elimizde bulundurmakta ve bu 2 yıllık süreçte 1001 zorluklarla taraftarlarımıza lisanslı ürünlerimizi sunmak için çaba göstermekteyiz. Yukarıda belirttiğimiz gibi Kocaeli Spor lisans haklarını elimizde bulundurduğumuz 2 sezon boyunca ne yazık ki yönetim kurulu tarafından korsan ürün satışı, Kocaeli Spor Kulübü'nün hukuki haklarını kullanması ve Kocaeli Spor 1966 taraftar mağazasının lisans haklarını koruması konusunda bir çaba göstermemesinin üzüntüsünü yaşamaktayız. İlk olarak kulübümüz tarafından lisans haklarını elinde bulundurmayan X firmasında korsan ürün, burada firmanın adı açık da söylemek istemiyoruz. X firmasında korsan ürün satışına göz yumulmuş ve lisanslı ürün satış noktamız olmamasına rağmen aynı firmada bilet satışlarına devam edilmiştir. Bu konuda Kocaeli Spor Yönetim Kurulu geçtiğimiz sezonun son haftalarında mağazamızın kendi hukuki haklarını kullanmasından öncesine kadar defalarca uyarılmasına rağmen bir çaba göstermemiş, aynı firmada bilet satışına devam ederek satılan korsan ürünler için yönetim sesini çıkartmamıştır. Ayrıca lisanslı ürün satış haklarını elinde bulundurduğumuz gibi X firması tarafından tedarik edilen lisanslı maç formaları ve kamp ürünlerinin satış haklarının da sadece mağazamızın elinde olmasına rağmen X firması tarafından satılan lisanssız X ürünlerinin satışına kulübümüz tarafından göz yumulmuş ve bu konuda yine yönetim kurulu tarafından bir çaba gösterilmemiştir. Yani futbol formalarını da lisanslı ürün satılan yerin dışında yaptırması. Hatta bugün Fatma Hanım'ı ziyaret etti yönetim kurulu. Fatma Kaplan Hürriyet'e oraya bir forma verdiler. Kocaeli Spor'un lisanslı formasını. Muhtemelen bu formadan bahsediyor. Hani bizde yapılması gerekirken başka firmalarda, başka spor mağazasında yaptırılıp iletiyorlar işte ziyaretleri sonrasında Fatma Hanım'a ya da başkalarına. Bununla birlikte yönetim kurulunda bulunan bazı isimler satın aldıkları ve önemli isimlere ziyaretlerinde götürdükleri bak lisanssız Kocaeli Spor ürünlerini bu firmadan tedarik etmiş ve bu konuda lisanslı ürün satış noktalarını yani bizi demek istiyor yani kendilerini demek istiyor tercih etmemişlerdir. Bu duruma en yakın tarihli örnek 27.5.2019 tarihindeki yönetim kurulunun İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ziyaretine takdim edilen Kocaeli Spor forması için mağazamız tercih edilmemiş ve yönetim kurulu tarafından lisanssız ürün tercih edilmiştir diyor. Avukatlarla ilgili biraz kelimeleri yutayım. Avukatlarla ilgili hukuki süreci başlatmışlar. Yani olay mahkemelik olmuş. 2019 Ağustos ayına kadar da sözleşme devam ediyor. 2019 Ağustos'tan sonra muhtemelen de devam etmezler artık. Kısacası lisanslı ürünlerle ilgili böyle bir sıkıntı var. Yönetimi burada sorgulayan, hedef alan bir açıklama bu. Kartepe Sportif'ten burada da Spor 41 programında TV262 ekranlarından da sizlere duyurmuş olduk. Hocam şimdi ilk yarıyı, daha doğrusu sezonu noktaladık, çıkamadık. Bundan sonra ne anlatırsak lafı güzel. Gelelim şimdiki sürece. Yapılacaklar. 14 Haziran Genel Kurul, transfer yasağı, sırf dosyası. Ve tabii ki hepsini parantez içerisine alıyorum. Yukarıda Tahir Bey'in varlığı. Bu konuyla ilgili biraz yorum yapabilme şansım var mı hocam? 14 Haziran'da nasıl bir yola girmeliyiz? Sırp borçları, transfer yasağının kalkması, kalkmalı mı? Nasıl futbolcular tercih edilmeli? Bu şehirden mi olmalı? Öngörülerin neler hocam, neler anlatmak istersin bize bu genel kabataslak olarak? Transfer yasağı kesinlikle kaldırılmalı. Kalkmalı artık çünkü bu şehir artık bunu... Şehire kim gelirse gelsin, başkan kulübe kim gelirse gelsin bu şehire bunu anlatma şansı yok. 10 dosya yani, tahmini 10 milyon lira bir rakam. Transferi kaldıramam şeylerini artık söyleme şansı yok. Yok. Çünkü şehir buna doydu. Bu şehir hiçbir şekilde hiçbir mazereti
transferin açılmaması ile ilgili hiçbir mazereti, hiçbir söylemi kabul edecek durumda değil. Dolayısıyla transferin %100 açılması gerekiyor. Açılacağını da düşünüyorum. Peki futbolcularla açılması ilgili gerektiğini de düşünüyorum. Bazı opsiyonlar var. Opsiyonlar kullanıldı. Giden futbolcular olacak. Evet. Hamza gibi, Başak gibi, Kadir Öge gibi. Yani bir daha anlaşırlar mı bilmiyoruz ama 8 tane futbolcu elde var. Bir de devam eden sözleşmesi, devam eden futbolcular var. Toplam 16. Hepsiyle yani gidebilecek olanlar da var işin içerisinde. Kadro derinliğini nasıl kurmamız gerekir peki hocam? Yani futbolcularla ilgili bir yorum yapabilir misin? Yaparız, yani hepsini mi tutalım? Ya da yolları mı ayıralım bazılarıyla? Transfer açılması lazım. Evet. Transfer açıldığında bu takım %100 şampiyon olacak gibi bir garanti öyle yok. Öyle bir dünya da yok zaten. Öyle bir dünya da yok. Evet. Bunu da bir kenara koymamız lazım. Yani biz transferi açıp da ya transfer açıldı, Kocaelispor %100 şampiyon olacak, direkt çıkacak şu söylemleri, beklentileri bizi yine olumsuza götürür. Transfer açılması gerçekten çok önemli ama ondan daha önemli şeyler var. Onlar da şunlar. Transferi açtığında yapacağın transferler önemli. Bunların sayısı önemli. Takımı bozup bozmaman önemli. Takımı bozup transferi açtık, İşte 5-6 tane oyuncu alacağız derken bunu 10 tane, 11 tane yaparsak bu olumsuz tepme ihtimali çok daha fazla. Dolayısıyla benim önerim ve beklentim şudur. Transfer açılacak. Transfer açıldıktan sonra bu kadroya, bu kadro korunması lazım. Tamam. Tamamının korunması lazım. Ne yapacağız o zaman? 10 tane adam aldık diyelim. Bakın, ya da tamamının 30, korunması 30. lazım diye düşünüyorum. 10 tane adama gerek yok. Öyle eğer fire de verirsek bu fire sayısı çok fazla olmaması gerekiyor. Kimleri başta tutmalıyız hocam? Burak Süleyman'ı tutabilir miyiz sence takımda? Tutabiliriz. Çünkü çok teklif var. Kendisi. Tutabiliriz. Her ne kadar opsiyonları var onların, devam edecekler ama. Tutabiliriz. Opsiyonunu kullanacağız. Hani geldi adam ben 1 trilyon vereceğim kardeşim Mosar işine. O zaman verilir. Yani vermeli miyiz yani? Vermeliyiz tabii. Tamam. Yani Mesut keza. Ciddi paraya vermeliyiz. Ama Burak Süleyman'ı tutmalıyız bu takımda. Mesut'u tutmalıyız bu takımda. Ondan sonra Başak olmalı bu takımda. Öge olmalı bu takımda. Sefa olmalı bu takımda. Mert kesinlikle. Bunlar zaten opsiyonları da var da oynayan, bazılarının. Bakın isimleri tek tek saymayıp şöyle bir şey diyebilirim. Hamza. Oynayan iskelet kadro. Hamza ne diyeceğim? Sürekli hocam? Oynayan iskelet kadro takımda tutulmalı. Hamza'nın da tutulması gerektiğini gerektiğini düşünüyorum. Ama Hamza da taraftarla Ali Keten sorun yaşadı. Sıkıntı yaşadı. Özellikle Ali Keten ve Hamza için. Ali Keten'le ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Hamza tamam belli bir yaşa gelmiş bir oyuncu. Ama Hamza da sezon başında ciddi teklifler alıp Kocaelispor'u bırakıp gitmeyenlerden. Onu söyledi zaten. Sancaktepe'den teklif geldi. Evet. Doğruladı. Evet. Ama Keten'e burada bir parantez açmak lazım. Kocaelispor taraftarı çok gönülden seviyor ve çok ciddi anlamda bir sevgi gösteriyor futbolcusuna, hocasına. Evet. Ama aynı zamanda hani erken kızan insanlar vardır ya, çok erken sinirlenirler, ondan sonra hemen erken yumuşarlar diye. Aynı zamanda da çok sevdikleri kişiler, oyuncular hata yaptıklarında da çok erken kızıp tepki gösterme ihtimali de var Kocaelispor taraftarının. Şimdi Ali Keten'le de böyle bir şey sorun yaşandı. Beste Ali Keten, yapıldı ya Hamza evet, Ali Keten'e bakın, özel beste. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Erdem. Ali Keten gidebilir. Bir insanı göndermek kadar kolay hiçbir şey yok. Kaybetmek çok kolay. Ali Keten gidebilir. Ali Keten, bakın, Ali Keten çok da durma taraflısı mı? Onu da belki de değildir. Yani. Bilmiyorum. Ama bak şu açıdan söylüyorum. Ali Keten bugün yaşı itibariyle ve yeteneği itibariyle takımımızın içerisindeki en kolay
transfer yapabilecek oyuncu, en fazla da talibi olan oyuncu. Bence de Ali Keten. Yani kesinlikle ben durması kanaatindeyim. Ben durması gerektiği kanaatindeyim ama Ali Keten taraftarla kavga etti diye bizim taraftarımız akıllı taraftardır. Zeki taraftardır. Taraftarla kavga etmiş olabilir. Bunun bulunur bir yolu. Barıştırılır, çözülür. Ali Keten çok kolay kaybedilir ama çok net söylüyorum. Ali Keten gibi, Ali Keten'in kalitesinde bir oyuncuyu Kocaelispor çok kolay bulamaz. Katılıyorum. Transferi açabiliriz. Bakın transferi açabiliriz. Ama Ali Keten kalitesinde bir oyuncuyu çok kolay bulamayabiliriz. Katılıyorum. Bulamayız da. Neden? Neden? Ali Keten değerindeki bir oyuncuyu kulüp vermez. Hiçbir kulüp öyle değerli bir oyuncuyu göndermek istemez. Doğru mu? Yetenekli. Yetenekli bir oyuncuyu göndermek istemez. Böyle bir oyuncu senin elinde ve sen de bunu sırf işte taraftar bazı taraftarlarla küstü diye gönderirsek, çocuğu küstürürsek, taraftarlarla barıştırmanın yolunu bulmazsak, yani taraftar istedi gönderelim dersek, biz Ali Keten'i gibi Ali Keten'in kalitesinde, Ali Keten'in değerinde bir oyuncuyu zor buluruz. Neden? Stoper oynar. Sağ bek oynar. Hani ben antrenör gözüyle bakıyorum. Bunu da anlatmak istiyorum. Taraftarlar da biraz da bu gözle bakmasını istiyorum. Ya kısacası istiyorum. Ali Keten'in bu sol bek oynar, varlığından... sağ bek oynar, ön libero oynar. Sağın hemen hemen kale hariç her yerinde oynatabileceğin bir oyuncuyu, bir değeri bence aslında kaybetmek bence oynamaz kolay hocam. Bir şey değil. Niye oynamaz biliyor musun Ali Keten? Hayır bak oynatılmasının doğru ya, olduğunu söylemiyorum. Eyvallah. Bakın, zorunluluktan oynatılıyor. Şu an günümüz futbolunda bütün teknik direktörler, Ersun Yanal'ın bir açıklaması vardı. Birkaç bölgede o aynı anda oynayabilecek oyuncular arıyoruz. Ya bunun adı total Fenerbahçe futbol. İçin bunu söylemedi mi? Total futbol bu zaten. Total futbol da bu artık. Evet. Böyle futbolcular artık değerli. Fonksiyonel yani futbolcular. Tek bir mevkide değil, birkaç mevkide oynayabilen oyuncu transferin gözdesi oluyor. Ali Keten de böyle bir değerli oyuncu. Böyle bir oyuncuyu kaybetmemiz gerekiyor. Ali Keten barıştırabilir miyiz oyuncuyla... taraftarla? Sizce Bahri Yavuz Ali Keten'i taraftarla barıştırabilir mi? Barıştırır. Bizim taraftarımız belli affeder. Belli grupla tabii daha doğrusu. Hepsi için değil ya, mi? Tabii ki hepsi için değil. Ama ben çok kolay barıştırabileceğini düşünüyorum. Ali Keten'in de çok duygusal bir çocuk olduğunu... Bak çok duygusal bir çocuk olduğunu. Evet bayağı bir yüzüne vuruyor içindeki psikolojisi. Anında yani olumsuz bir şey varsa direkt patlama yaşıyor. Korkunç bir duygusallık yaşayan bir oyuncu. Onun da yaptığı yanlışlardan ders çıkardığını, her geçen gün olumlu anlamda kendini geliştirdiğini, büyüdüğünü biliyorum ben. O da taraftarla barışmak isteyecektir tabii ki. Ama Ali Keten kalitesinde, Ali Keten değerinde bir oyuncuyu bulmak, Kocaelispor'a getirmek kolay değil. Kaybetmek çok kolay, bu kadar net. Kocaelispor'da özellikle Başkan Bahri Yavuz'un kamuoyuna bilgi vermeme gibi, daha doğrusu hani her şeyi paylaşmama gibi bir misyonu var ne yazık ki. 5 yıldır görev başında biz Serhan Gürkan'la da çalıştık, Mustafa Ekşi'yle de çalıştık. Gel öteye Nebil Başkan'la da çalıştık. Bir dönem İbrahim Saral vardı 2005 dönemlerinde. İbrahim Saral'la da çalıştık. Her hafta rahat bir şekilde basın toplantıları, açıklamalar, genel manada buluşmalar, sürekli bunlar oluyordu. Nedense Bahri Yavuz bu duygudan çok eksik ve yoksun. Hangi konuda eksikliği var dersen, ben bir yani gazeteci kimliğiyle bakarsam, Kocaelispor'un son 15 yılında basınla ilişkiler konusundaki en fiyasko yönetimidir. Bahri Yavuz. Basın ilişkiler diyorum. Kurumsallık, yöneticilik, para politikası, duygu, kente aşılama. Yani bunları bir tarafta tutuyorum. Ama bizi ilişkiler boyutunda sıfır. Nötr. İlker abi olmasa kimseyden bilgi falan da alamayacağız. Bir departman kuramadılar ya da kurmadılar. İçeride olan bir şeyin dışarıya öğrenilmemesi için sarbedilmiş bir çaba var. Biz tabii ki bütün yatak odası sırlarını istemiyoruz insanlardan.
Bu konuda yeni dönemde göreve tekrar devam ederse, daha adaylığı bile resmi değil. Bence devam edecek, ben ilk günden beri söylüyorum ama kendisi ağzından açıklamadığı için onu söyleyemeyiz. Tabii devam edecek diye resmi bir şekilde. Bu konuyla ilgili bir departman oluşturma mecburiyeti vardır. Öğrenemediğimiz için de bazı şeyleri haberler yazıyoruz. Haberlerde hani arada yanlış çıkıyor ya da eksik çıkıyor, donanımsız çıkıyor bilmem ne. Kötü oluyoruz. Biz kötü oluyoruz. Niye ben kötü olacağım ki? Millet bize bilgi vermiyor diye. Bunu mutlaka gözden geçirmesi lazım. Bir sonraki artık devam edecekse görevine bu departmanın bize haftalık ya da 15 günde bir sağlıklı, biz öğrenmek mecburiyetiniz. Biz öğreneceğiz ki insanlar da öğrensin. Her şeyi içinde tutarsan, saklarsan insanlar yarın öbür gün gelir, yüzünün ortasına istifa et diye basar abi. Neden? İnsanlar artık dolu, hep böyle mizansenlerle Tottenham, Ajax, Real Madrid, Altın Ordu bilmem ne, bu örneklerle insanlığın karşısına artık çıkılmamalı. Biz ne Tottenham'ız ne Ajax'ız, ne bir modeliz. Biz yok olmak üzere olan bir kulübü diriltmeye çalışan bir mekanizmanın parçalarından bir tanesiyiz. Ama model olabiliriz. Nasıl olabiliriz model? Madem konu açtın devam edelim. Biz Kocaeli Spor olarak nasıl bir model olabiliriz? Harcamadan kendi öz sermaye kaynaklarınla yürümek ya da işte ne bileyim altyapıdan yetiştirdiğim çocuklarla üst lige çıkmak. Tabii ki bu bir modeldir ama şu sadece bu değil. Kulübe kalıcı gelirler sağlamak, kulübün kendi ayakları üzerinde durabilecek düzeye gelmesini sağlamak. Bak Burunga tesisleri. Burunga tesisleri çok ciddi bir adımdır. Adım ama neden bilmiyoruz abi? Bir aydır saklanan, gizlenen bir şey bu. Yani ölür mü insanlar biz Burunga tesisleriyle ilgili girişim yapacağız? Bunu Şener Söğüt'ünüzü kim ne diyebilir? Ha, girişim... Tahir Büyükakın Burunga Erdem, tesislerini... Girişim sonuçlanmadan belki söylenmeyebilir. Abi yani, olay çoktan bitmiş diyorum. Yok bitme... Hayır usulen gittiler görüşmeye hocam. Ben... Tahir Büyükakın telefon etmiş ya Burunga'yı verin bitti ya. Niye bunu basın toplantısına dile getirmiyorsunuz? Neden o zaman bittikten sonra duyuruldu da bitmeden önce duyurulmadı? Ya bazı şeyler önceden söylenmeyebilir ama senin dediğin... Hayır sadece Burunga değil bu olay. Ben sadece ondan bir örnek verdim. Burunga tesislerini biz neden orada öğrenelim isteyeceğiz? Senin böyle bir duygun varsa biz de seni destekleyelim kardeşim. De ki bize Erdemciğim ya da işte Ahmet, Mehmet, Fikret biz Burunga tesislerini isteyeceğiz ama kamuoyundan da destek istiyoruz. Ama bu belki kamuoyun bunu duyulursa ne de o, farklı... Ne hani çomak sokma olayları olabilir. Ne? Olabilir belki. Hani bazıları istemeyebilir. Abi bahsettiğimiz Erdem, takım. Yani bu Kocaeli Spor'u zamanında bırak Burunga tesislerine, Vinsam tesislerine kapısını kilitleyen spor daire başkanları yok canım muydu? Canım abim bahsettiğimiz takım şu anki konjonktür. Kocaeli Spor her şeyi geç. Kocaeli Spor'un markasını bir tarafa tut. Bunu söyleyen bu kentin bir numaralı yöneticisi. Ne kadar çomak sokabilirler ki? Ama belki o yönetici dedi ki şey olmayabilir. Hani kim çomak sokabilir ya da? Sen sokar mısın? Sokabilir misin? Ya, öyle bir gücün var mı? Kocaspor'un Burunga tesislerine gitmesini istemeyenler de vardır diye düşünüyorum. Ya olursa niye olmasın? Ben söyleyeyim yani istemiyor olarak değil de şimdi orada bir İlimtepe Futbol Kulübü'nün hayali vardı değil mi? İsmini değiştirip Bölgesel Amatör Lig'de İlimtepe Futbol Kulübü o tesislerden faydalanabilir. Atıyorum ya da işte orada belli oranlarda... Peki Erdem'im neden... Bitireyim mi cümlemi? Pardon. Belli oranda belki Hereke Yıldız önemli bir konu çünkü bu bahsettiğimiz olay. Belki Körfez devam edebilir lige bilemezsiniz ki. Şimdi Körfez'in Bölgesel Amatör Lig'de görünürde iki tane takımı var. Süper Amatör Lig'de bir takım. Hadi Hereke'yi geç. Hereke'nin belki orada şey olabilir. Tesisi var kendisine biliyorsunuz. Belki ufak tefek geliri lokal gibi bir şeyleri var. Gel gör Bölgesel Amatör Lig'de oynayan bir takım şu an nerede idman yapacak? Nasıl profesyonellikten bahsedeceğiz? Tesis yok, bir şey yok. Ha, belki bunlar çomak sokabilir diyeceksiniz. Ne kadar İlimtepe'nin içerisinde kim var en yukarıda? Metin abi mi? Ne kadar dikte edebiliriz? Metin abi falan sakın ha isimler falan. Hayır Metin abi ben burada konuyu açıyor diye söylüyorum. Öyle algılamasın. Buradaki amaç çok yayılmasın. Hani bilgiyi niye saklıyorsunuz bizden? Şimdi bir tane haber yaptık. 58 futbolcu kaldı diye. Barius diyor ki şeyde İftarda babam aradı. Oğlum 58 tane futbolcu kalmış. Nasıl olur bu falan. İşte diyor bizi bu tür haberler diyor. Yaralıyor diyor. Kırıyor diyor. Bilmem ne yapıyor diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internetinden baktığımızda sözleşme tarihleri yazılı orada. 31 Mayıs 2019'da bitmiş. Çok doğru.
Buna göre de biz de bir planlama yapmışız. Opsiyonları var, bilmem ne yok. Onları ben bilmem, doğru söylüyorsun. Opsiyonla ilgili kağıtlar dahi gitmemiş federasyona. Yani resmi olarak hala senin futbolcun olarak gözükmüyor. Opsiyonu kullanmak şeyin elinde, futbol kulübünün. Sen göndermeyeceksin. O gün itibariyle de göndermemişsin. Benim haber yaptığım gün. Sonra çıkmışsın diyorsun ki bizim yani hiç yüzünüze istifa edin. Yüzünüze sinkaflı küfürler ediliyor. Sizin gardınızı düşürmüyor. Benim yaptığım bu haber mi gardınızı düşürüyor? O zaman bana helal olsun. Ben bu haberle gard düşürebiliyorsam bana helal olsun yani. Ben bu kadar büyük bir gazeteciymişim ki bu haberle gard düşürüyormuşum. İnanılır gibi değil. Bu konuda da eleştiriyorum. Bunu anlatmaya çalıştım hocam. Konu da çok da fazla yayılmasın. Çok da hani uzatmanın da bir manası yok. Buradaki duygumu ifade ettiğimi düşünüyorum ben. Evet. Evet hocam, 14 Haziran'da seçimli genel kurul var ve şurada Nebi Göneç güzel bir soru sordu. Hemen o soruyu da sorayım. Sana sorayım. Evet. Ne yazmıştı? Seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı mı? Alındı diyebiliyoruz biz. Seçimli olağanüstü genel kurul kararı ki alınmalı da. Eğer alındıysa mevcut yönetim ve başkan istifa etmeden bu olabiliyor mu? Yani şu an Bahri Yavuz görevine devam ediyor ya. Seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınınca başkan istifa etmeden görevine devam edebilir mi? Edebilir. Örnekleri de var. Mantıken istifa etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İstifa etmemiş bir başkan ve yönetim resmi olarak görev başında sayılır. Kafama takıldı demiş. Çok güzel bir soru. Özellikle de araştıracağım. Ama benim bildiğim seçimli olağanüstü genel kurul alsa bile bir kulüp mevcut yönetim görevine devam edebilir. Ha, belki istifa edeceklerdir. Bir hafta kala bir boşluk hani listeler falan ama ama genelde bildiğimiz kadarıyla ben de senin gibi ediyor. Ediyor diye biliyorum. Ediyor. Yani. Etmiyorsa da bizim cahilliğimiz olur, yani bizim bilgisizliğimiz olur. En son hangi kulüp seçim yaptı mesela? Galatasaray. Galatasaray yaptı. En yakında da Beşiktaş yaptı değil mi? Beşiktaş, Fikret Orman. Fikret Orman istifa etmedi. Yanında işte bir... Yok yani istifa etmedi diye biliyorum. Rakibiyle de yarıştı. Yani. Evet, evet. Seçimli olağanüstü genel kurul. Ha, bilmiyorum yani... Cahillik yapmayalım, biz de çok ukalalık yapmayalım, bilmiyoruz. Nebi yani, Bey de haklı olabilir. Eder diye, ama. Devam edebilir diye düşünüyoruz. Ben de öyle bir düşünüyorum. Nebi abi sağ ol, güzel bir soru. Eksik olma. Abi o kadar çok yorum var ki... Yani tek tek isimlerini söyleyeceğiz ama zamanda... Tek tek ben size teşekkür ederim akşam. Sahura kadar zaten haber yazıyorum, siz de biliyorsunuz. Evet hocam, transfer açılmalı. Takviyeler yapılmalı. Mevcut kadronun tamamı korunmalı. Tamamı korunmalı. Bunun içerisinde diye. Hareket Eme Hamza da dahil. Evet. Tamamı kesinlikle. Dediğiniz için zaten işin içerisinde de var. Korunmalı ve kesinlikle ve kesinlikle fazla transfer yapılmamalı. Nokta transfer dediğimiz transfer. Maksimum rakamı kaç hocam? 5. 5 nokta. 5 nokta transfer müthiş olur bu takıma. Her bölgeye. Ben 5'in az olduğunu düşünüyorum. Ben bir 2 kanat bekinin de alternatifinin olması gerektiğini düşünüyorum. Maksimum da 6 derim. Yani. Stoper de olabilir. Ya her bölgeye birer tane. Özellikle şimdi ben 2 santrafor düşünüyorum. Her bölgeye yaptığımız zaman biz bu takımın şeyini bozarız. Santrafor almayalım mı hocam? Bizi 5 tane, 6 tane transfer, 5-6 transfer bakın. Maksimum 5-6 transfer bizi hedefe taşımakta. Ya biz aslında yeterli olur diye düşünüyorum. Doğmamış çocuğa don biçmiş oluyoruz şu anda. Hani daha transferin açıldı falan da yok. 10 tane dosya ama var. Kağıtlarda kimin cebinde herkes de çok iyi biliyor bunu zaten. Kağıtlar derken? Muvafakatnameler. Kimden alacağını biliyor. Yarın öbür gün yani, değişik senaryolarda çıkabilir. Hayır ama şunu söylüyoruz. Şimdi buradan şunu net bir şekilde dile getirdik. Kim olursa olsun başkan. Bu transferin artık açılması lazım. Evet evet. Bu şehir... Farz bu artık. Bu farz. Şey de değil, ne derler? Vacip falan değil. Değil, direkt değil. Farz. Ramazan farz. Ayına göre konuşalım. Kesinlikle. Biraz. Yani bu şehir artık transferin açılmamasıyla ilgili hiçbir söylemi kabul edecek durumda değil. Evet, öyle yaklaşılmasına zaten. Zaten. Çok açık bir şekilde transfer açılması Volkan lazım. Volkan abi gene görüşüyormuş Volkan'ı. Mesut Volkan Sezgin. Evet, transfer açıldıktan sonraki süreç de çok önemli. İşte transfer açıldıktan sonra yaparsan bazı yanlışları, işte şunu da alayım, çok transfer yapayım dersen o zaman kadronun ahengini de bozarsın. Bizim kadroda müthiş bir ahenk var zaten. Güzel bir iletişim var zaten. Ben biraz takımı, birbirlerinden sıkıldıklarını düşünüyorum bak, hocam. Sahaya verdikleri bakın, ürün olarak bir şey değil mi? Bu sıkılma şundan dolayıdır. Birbirinden sıkılma değil. Nedir? Şundan dolayıdır.
kadroda genişlik olmayınca işte forvette sıkıntı çekiyorsun, sağ bekte sıkıntı çekiyorsun. Bunun sıkılmasıdır. Yoksa futbolcular birbiriyle çok sıkı arkadaşlar yani. Birbirlerinden sıkılma diye bir şey yok. Ama şimdi futbolcu da istiyor ki çıkalım şu maçı kazanalım. Veya istiyor ki daha tecrübeli, daha oturaklı bir arkadaşım orada olsun. Bu golü kaçırmayalım, golü atalım gibi isteme hakları da vardır. Ama kesinlikle birbirlerinden sıkılma gibi bir dertleri olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir karakterde futbolcular değiller. Çünkü birbirlerini de çok seviyorlar. Gençlere de müthiş örnek oluyorlar. Aynen. Bu kadronun korunması gerektiğini düşünüyorum. Fire vermeden ya da minimum fire vererek lige girilmesi, transferin açılması, çok aşırı transfer yapılmadan nokta birkaç transferle beraber ki bunun bana göre maksimumu 6. Maksimum 6 transfer. İşte olmazsa olmaz forvet. Çok iyi bir forvet arkası. Sol bek. Ama alternatif ama şey. Sağ bek. Sağ bekin yok işte. Tabii sağ bek. Devşirdin haberi oradan buradan. Bakın, Kemal'i, Keten'i. Ondan sonraki yani kaç yaptı işte bir tane forvet desek, bir tane sol bek desek, bir tane kısacası, forvet arkası desek. Kanat da alman lazım. Kanatsız olmaz 4. Ki. Yani dediğim gibi yani 5-6 transfer bir tane de kanat alırsan 6 transfer bu takımı kesinlikle direkt şampiyon yapabilecek ama, düzeyde ama olur. Ama mevcut kadronun tamamının korunması gerektiği. Korunması gerektiğini düşünüyorum. Bunu özellikle, biz devre arasında yapamaz mıydık peki abi? Devre arasında yapamadık. Abi diyorum kusura bakma hocam. Hiç önemli değil kardeşim benim. Devre arasını buraya bir açıklık getirmem gerekiyor. Çok önemli bir soru sordun kardeşim. O önemli soru... Çok önemli hem de çok değerli bir soru. Çünkü... Onun öncesinde bir sevgili Volkan abi var. Telefon hattımızın diğer ucunda da kendisine soralım. Mesut Volkan Sezgin var. Mesut abi nasılsın, iyi misin? İyiyim Ademciğim, sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol abicim, canlı yayındayız da biraz adın geçti. Hem böyle hem sesini duyalım dedik hem de bir tabii ki sorumuz var ama müsaitsen abi. Tabii memnuniyetle. Şimdi abi malum artık olağanüstü genel kurul yapılacak. Evet. Bunun öncesinde tabii ki herkesin bir beklentisi var. Olmazsa olmaz transfer. Bu konuyla ilgili de birinci kişi, en yetkili kişi bize göre sensin abi. Bu yüzden de bağlanma gereği duyduk. Bize bir kaba taslak abi. Kaç tane dosyamız var ve ne kadar kısa sürede hani görüşmeler yapıyorsak eğer para ihtiyacımız var. Bununla ilgili bir güncelleme yapabilir misin güzel abi? Tabii. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar abi. Kocaeli Spor Camiası'na buradan selamlarımı gönderiyorum. Aleykümselam. 14 Haziran'da yapılacak olan genel kurulumuzun aktif camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin. İnşallah Kocaeli Spor'u en iyi şekilde yönetecek olan yönetim kurulu göreve gelip Kocaeli Spor'u layık olduğu yerlere taşıyacaktır. İnşallah. Şimdi transfer dosyasını baştan anlatmaya gerek yok. Evet. Geçtiğimiz sene biliyorsun aşağı yukarı biz bu işe 55 dosyayla başladık. Yolda giderken 91 dosyaya çıktı. Evet. Biz aşağı yukarı 75 tanesini geçtiğimiz yıl 8,5 milyonluk bir bütçeyle hallettik. Şimdi önümüzde bir aşağı yukarı 15-16 tane bir dosyamız bulunuyor. Evet. Bir de Ali Çamdalı var bunlara artı olarak. Doğru. Ali bizi federasyona vermemişti. Ama biz kendisiyle de geçtiğimiz günlerde görüştük. Uzlaşmacı bir tavır sergiliyor sağ olsun diğer bütün futbolcu arkadaşlarımız gibi. Şöyle söyleyeyim, bu transfer dosyasıyla alakalı biz zaten hep olayı sıcak tuttuk. Herkesle görüşmelerimize devam ettik, fikirlerimizi paylaştık, onları dinledik. Zaten biz onu bir arkadaşla samimi bir ortamda yürütüyoruz en başından beri. Tabii zorlandığımız bazı dosyalar var bunların içerisinde. Muhakkak. Zorlandığımız bazı dosyalar var. Çünkü Euro kurundan olan dosyalar var. İşte biliyorsun yaklaşık 10 yıldan beri süre gelen bir süreç bu. Onun içinde bunların üzerine inanılmaz faizler biniyor. Bazı noktalarda anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar yaşayabiliyoruz ama şöyle söyleyeyim ben size. Muhtemelen bu hafta içerisinde başkanımızın yapacağı birkaç görüşmeden sonra bununla alakalı süreç belli olacaktır. Çünkü bizim bir futbolcu arkadaşlarla oturduğumuz zaman, eski futbolcularla oturduğumuz zaman bir kendilerine bir ödeme planı sunmamız gerekiyor. Hı hı. İşte biz size şu kadar parayı şu kadar zamanda ödeyebiliriz. Onun üzerine de uzlaşmamız gerekiyor. Bu hafta içi bu sürecin ve ödeme takviminden belli olacağını düşünüyorum. Bayramdan önce de ciddi bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum bu konuda. Bayram öncesi ciddi bir mesafe. Yani şunu kaba taslak
organize edersek 15-16 dosya Ali Çamdalı da var işin içerisinde. Bayram öncesine kadar bir yol kat edilebilir. Peki Volkan abi, evet, bir rakam verebileceğiz mi bununla ilgili? Yani tahmini olarak ne kadar bir bütçeye ihtiyacı olabilir ilk planda Kocaeli Spor'un? Yani şöyle şeyse çok da üstünde durmayalım ya, dersen durmayabiliriz. 3 aşağı 5 yukarı 10 milyon lira gibi diyebiliriz. Aynen. Başkan da zaten iftiharda aynısını söylemişti. Ona benzer bir şeyler. 3 aşağı 5 yukarı 10 milyon lira diyebiliriz buna. Tabii bir Kocaeli Spor için mesai harcamaya devam edeceğiz. Tabii. Çalışmaya devam edeceğiz. Bayramın birinci günü sabah gideriz, annemizi babamızı dinliyoruz. Ondan sonra bu dosyanın tekrar peşine düşeriz daha önce de olduğu gibi. Aynen. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah Allah'ın izniyle bunu da çok güzel bir şekilde sonuçlandıracağız. Camiamıza sevinçle haberi verecek. Bir de bayram yaşatmak isterdik ama biraz işte bu malum son turun maçından sonra yaşananlar hepimizin bir böyle bir morali bozuldu, gardı düştü. Tabii tabii. Hepimiz. Biraz bizi böyle bir hafta 10 gün geri attı diyebiliriz bu süreç ama inşallah toparlanıp hep beraber bütün camia bunun da üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle. Bu akşam ben bir tweet attım bununla alakalı. Hı hı. 10 yıl geldi, bir aya sıkıştı. Allah'ın izniyle layıkıyla bu işi başaracağız. Ondan sonra önümüze bakacağız diye. Sen de üzerine geldi senin aramanda. Evet. Tevafuk olmuş. Doğru. Ya hiç kimsenin şüphesi olmasın ya. İnşallah Allah'ın izniyle bunu güzel bir şekilde halledeceğiz. Hep beraber camia olarak. Evet abi, sen bu konuda telefonla ya da her zaman beraber görüşüyoruz diye değil, parmakla gösterilen bir yöneticisin abi. Senin emeklerin hiçbir zaman unutmaz zaten bu cami ama bizim de bunu sürekli gündemine taşımamız lazım. Kim ne emek veriyorsa anlatmamız lazım. Ben olaya şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor'da görev yapmak bizim için bir onur. Övgü almaksa bizim için bunun en son kısmı. Biz tabii canım. Onur ve görev, onur ve görev olarak görüyoruz. Çünkü evet, ben bu şehrin çocuğuyum, bu şehrin evladıyım. Bu şehre hizmet etmek her tarafında, her alanında, bireysel ve toplumsal olarak benim en büyük isteğim, görevim ve vazifemdir. Eyvallah. Faydalı olabiliyorsam şehrime ve takımıma çok mutluyum. Harika. Yani inşallah Allah herkese de bu duyguyu nasip etsin diyorum. Herkese de selamlar söylüyorum buradan. Bütün camianın bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bizler de kutluyoruz abi. Herkese ağzına sağlık. Çok selamlar. Çok sağ ol. İnşallah nasip olursa da bir ay sonra falan da yeni mekanla da hayırlısı olur senin için. Bereketli müşterin olur. Orada özel bir Kocaelispor köşemiz de olacak inşallah. He, güzel. Böyle güzel süsleyeceğiz oraya. Oraya gelen herkes kendine mutlu hissedecek. Ya bizim mutluluğumuz Kocaelispor'un başarısıyla. Aynen doğru. Öyle. Kocaelispor ne kadar başarılı olsa biz o kadar çok mutlu oluyoruz. O yüzden de bu ortak kaya için hep beraber. Buna tek başımıza bizim gücümüz yetmez. Tabii canım, hep beraber. Hep beraber bunun altından kalkacağız inşallah. İnşallah. Tüm Kocaelispor'u sevenlere saygıyla selamlıyorum. Herkese çok çok selam. Aleyküm selam. Abi sağ ol yayına katıldın, destek verdiğin için. Eksik olma, ikisi sürede görüşürüz. Rica ederim. Görüşmek üzere kardeşim. Sağ ol abi. Bu kadar olur ya. Tesadüf olmuş. Bu kısa güncellemeydi. Zaten genelde kamuoyunun bildiği şeyler. Kamuoyunun derken biz anlattığımız kadarıyla bu, hani futbolcuların da kimler olduğunu zaten ya zaten Mesut biliyoruz. Bey, o kapanan dosyalarda gördük, çok ciddi çabalar felaket sarf ettiler. Uyum. Hakan abi de var için içerisinde. Ya tabii ki görüştüm. Görevlendirilen, sonuçta yönetim kurulunda bu işle ilgili görevlendirilen kişiler bunlar. Ve ne kadar ciddi yani çaba sarf ediyorlar buradan. Biz konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bize göre hava hoş. Bazen böyle ya tabii ki Erdem, yani kantanın topuzunu da kaçırıyoruz. Bazı konularda söyleniyoruz ama birileri bu kulüp için bir şeyler yapıyor. Bunu da biliyoruz. Ya Erdem, gecesini gündüzüne katan insanlar var. Yani Mesut Bey'in ben buraya diyelim ki transfer dosyası olan kişiyi davet edip gelmediğini, onun ayağının nerelere gidildiğini, çoluğunu çocuğunu bırakıp uçakla ya da özel arabasıyla o kadar yol kat edip orada o kişiyi bulmaya çalışmak, bak gittiğinde de bulamıyorsun. Yani bunları net bilenlerden bir tanesi. Ajanlık yapıyor bir nevi yani. Sen ne diyorsun? Arayıp mesela örnek, Gaziantep'e gidiyorsun. Gaziantep'te bile o kişiyi bulamıyorsun. Direkt o kişiyle iner inmez oturup masaya şey yapamıyorsun. Ortam gelene kadar da mücadele var. Kişinin menajeri ortaya çıkıyor, kendisi çıkmıyor. Yani neler şehre küsen, eskiden olumsuzluk yaşayıp şehre küsen, Kocaelispor'a küsüp gelen kişiye de öyle davranan, ona tepki koyan neler var neler yani bunun içerisinde. Aynen. Çünkü geçmişte biz çok
spor ailesini, özellikle Kocaelispor'da çalışan sporcu grubunu olsun, teknik direktörleri olsun, çok üzdüğümüz zamanlar olmuştur. Dolayısıyla insanları kırdığında, onların karşısına çıktığında gel kardeşim seninle helalleşelim dediğinde öyle birden olmuyor bu. Tabii işte. Canım. Ne kadar sıkıntılar çekiliyor. O geçmişteki kafadaki problemleri ortadan kaldırmak. Tabii o problemler, o zaman yaşananlar, onları kaldırmak. Ya işte bak bunlar yeniden biz farklıyız, işte bu kulübü yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İnandırmak mümkün Doğru. değil. Çünkü insanın kafasında hala o dönemde yaşadığı olumsuzluklar kalmış. Kişiler için kurumları karşısına alıyor geçmişteki sporcular. Ya, onun için ya atıyorum X bir başkan döneminde parası ödenmiyor ama kötü olan Kocaelispor oluyor. İşte o hani geçen bir sosyal medyada bir paylaşım da yapmıştım. Bu kentin üstünde bir lanet var. Derken bunu anlatmaya çalışıyorduk. Zamanında çok ahlar alınmış bu kulüp üstünde. Kesinlikle. Ve ben bunlara kanaat yani getiriyorum kesinlikle. Ve bu metaformik şeylere de inanıyorum yani. Çünkü insanların ahı da varsa bir şeyin içerisinde bereketi de olmaz. Helalleşmeden ahlar kalkmadan hiçbir şekilde bu kulübün başarılı olma şansı Tabii. yok. Evet. Ya Erdem o yüzden daha, bu basiretsizliklerimiz. Yani düne kadar Kocaelispor deplasmanlara gittiğinde diyor, otele telefon açıldığında Kocaelispor hemen telefonu kapatıyorlar. Seninle hiçbir şekilde muhatap dahi olmuyorlardı. Yani fırıncı şimdi, ekmek vermiyordu daha ne olsun ya. Şimdi tam tersi fırıncı hani ekmek otel, vermiyordu. Tam biraz daha uç bir şey ama ya resmen makarna. Kasap et vermiyordu, fırıncı et ekmek vermiyordu. Aynen. Kasaptan yani bildiğim ya farklı şeyler var ama unutmayacağız, yani unutturmayacağız. Anlatmak istemiyorum. Bizim dönem yani benim çalıştığım dönemde bile yaşanılan farklı şeyler var. Yani bir tanesini anlatsam ne kadar doğru olur da bilmiyorum ama yani anlatmak şimdi, istiyorsan anlat hocam. Yani bir sezon açılışına bile sezon açılışı yapılacak, kurban kesilecek kasaba gidildiğinde ben kurban vermem, sizin geçmişten kalan iki tane daha kurban borcunuz var evet, o, dendiğini o bizzat bizzat o biliyorum yanlış, yanlış bir şey o. İnsanlar tarafından yanlış bilinen bir olay o. Onu çok iyi biliyoruz. Biz tatbik ediyoruz. O konuda zaten eski başkan Nebil Uzun sürekli sorgulanır halde ama onun öncesinde de bazı şeyleri de aydınlatmak lazım. Tabii hayır, bu, Nebil Uzun'u falan bilmiyorum. Yani ben süreci çok iyi biliyorum. O senin anlattığın olayın çok, içindeyiz biz. Yani hadiseyi rahat olan rahat şeyler sadece onlar değil. Bir sürü adamın bir sürü hakkına şey girdiler yani. Onu demek istiyorum yani. Onlar da sürekli kullanılarak birileri bir saçmalıyor orada kurban konusuyla ilgili. Başkandan izin almadan kasaptan kurbanı alıyor. Başkan hiçbir şeyden haberi yok. Sonra o da diyor ki başkan da tamam o zaman onun parasını sen verirsin diyor kurbanını. Bizim öyle bir tasarrufumuz yok diyor. Tamam ben veririm diyor ama kasaba borçlanıyor. Kim borçlanıyor? Kocaelispor. Kim başkanı ne biliyorsun? Ondan dolayı böyle bir yanlış anlaşılma oluyor. O başkandan habersiz kurban alan kişinin de kim olduğunu burada söylersem yanlış olur. Bize ekşimiz. Tabii yani nereden nereye geldiğimizi unutmamamız evet, lazım. Evet evet. Geçmişimizi asla yani, unutmayacağız. Unutturmayacağız da. Unutmamamız gerekiyor. Hele ki şu anlatmamız da lazım. Süreç gerçekleşir ve biterse korkunç bir şey başarılmış olur. Evet, bu son sabır sezonumuz. Hep son diyoruz ama bu sene artık voley zamanı bizde. Artık biz 90'a vurmak mecburiyetindeyiz. Hatta öyle ki 2 sene içerisinde, 3 sene içerisinde sürekli lig çıkmak mecburiyetindeyiz. Hani bu işi hem yapılanarak hem işte kurumsal olarak da destekleyeceğim. Ki zaten Burunga'yı söyledik. Burunga çok önemli bir adımdır. Bakın şimdi ben antrenör gözüyle bakıyorum olaya. Bir antrenör olarak değerlendiriyorum. Kocaelispor'un poligonda Kocaelispor kalıyor. Hani geçmişi konuşalım diyoruz ya. Ya kalacak yer kendi tesislerinde kirayla kalıyordu değil mi? Para vererek kalıyordu Kocaelispor. Kendi evet. tesislerinde o durumlardan bu durumlara geldik. Gerçi daha pek de bir yere geldiğimiz yok daha ama iyi yerlere yani gelmemiz çok kötü gerekiyor. Şeyleri kendi gördük. Tesislerimizin yapılması gerekiyor ama çok kötü şey ne? Yani dibin en dibini gördük. Gelelim iyi dediğimiz, kaç yıldır mücadele ettiğimiz, bu ligde kaldığımız poligon tesislerinde bizzat çalışmış birisi olarak söylüyorum. Antrenman yapıyorsun. Onca uzağa gidiyorsun tamam. antrenmana. Bir saat. Ekstra futbolcuyla evet. özel çalışma imkanın hiç yok. O çok önemli. Evet. Bakın net söylüyorum. Bir şeyi de anlatayım. Antrenmanı yapıyoruz. Antrenmandan sonra hocalarla odada futbolcular tabii hemen gidiyor duşunu alıyor. Biz odada bir kritik yapıyoruz. Bir 10 dakikada olsa 5 dakikada olsa antrenmanla ilgili bir kritik yapıyoruz. İşte mutlaka çoğu ekipte yapardır bunu. Biz yaptığımızda tabii duşa geç kalıyoruz biraz duşa girmekte. Futbolcular bulunduğu yer kadar da bizim duşumuz yok. Bir tane duş var işte giriyor diğer yardımcı öbürü bekliyor derken
Hele teknik direktör önce girmişse hepten bekliyorsun zaten. Yapacak bir şey yok. Ama Metin Hoca genelde en son girerdi. Neyse. Biz geç kaldığımızda, birazcık geç kaldığımızda futbolcular duşu almış, otobüse binmiş, bekliyor durumda. Bir an önce tesislere gitmek istiyorlar. Açlar, yemek yiyecekler ve otobüste biz şöyle bir şeye giriyorduk. Çabuk çabuk duş alalım, otobüse gidelim, çocuklara bekletmeyelim. Çünkü onlar 2 saat antrenman yapmışız, 1,5 saat antrenman yapmışız. Korkunç derecede yorulmuşlar. Bütün enerji rezervlerini bitirmişler. Ve bir an önce tesislere gidip yemek yemeleri lazım. Onları beklettiğin bir dakika bile sana zul geliyor, hoşuna gitmiyor, ağrına gidiyor. Arabaya geç kaldığında da zaten bakıyorsun futbolcular, yüzüne baktığında zaten mahcup olmuş durumda oluyorsun. Ne kadar takımın hocası olsan da. Yani niye anlatıyorum bunu? Bakın antrenmanı yapıyorsun. Hiçbir şekilde özel çalışma imkanın yok. Bir an önce duşu alıp arabaya yetişip futbolcularla beraber onlara bir dakika dahi bekletmeden tesislere gitmeye çalışıyorsun. Böyle bir durumdan gidiyorsun tesislere. Bu durumdan gidiyorsun tesislere. Oturuyorsun yemeğe, yemeğini yiyorsun. 2 saat istirahat var futbolculara. İstirahate gidiyorsun. Size yemin ediyorum tam uyuyacaksın silah atıyorsun. Ateş ediliyor yanınızda. Sıçrayıp uykudan kalkıyorsun. O da var. Yani öyle bir hale geldik ki orada bir ara artık silah atılıyor. Rutinleşti. Rutinleşti, duymuyorsun. Duymaya hale geldin. Evet. Bırakın silah atılmasını. Aşağıda bir curcuna oluyor. Tesisin altına iniyorsun. Gelen atışa gelen sporcular olsun, hareket var, olsun. Evet. Aşağıdan hep hareket var. Tesis şeyle uymuyor. Yani bu kadar zorluklardan bu takım, yani bu takım hani diyoruz ya sportif başarı. Ya ne kadar zorluklarla bu başarılar yakalanıyor. Neler yaşanıyor? Bunları anlatmak lazım. Bunları taraftarın bilmesi lazım. Hele bu durumdan şimdi o tesisleri düşünüyorum. Size yemin ediyorum o takımın hocası olacak kişi ya da kişiler ne kadar şanslıdırlar. Evet. Şimdi tesiste çıkacaklar burunga tesisinde. Evet. Sağ ayaklarının altında çık, rutin antrenmanını yap. Rutin antrenmanından sonra özel antrenmanını yap. Kimi çalıştıracaksın? Stoperleri mi, forvetleri mi, orta sahayı mı, git kalecileri mi özel çalıştır. Git tesislerine dinlen. Kimse seni şey yapmayacak. Bir de bunun çok daha üst seviye olduğunu, Kocaelispor'un kendi tesisleri olduğunu, modern tesisleri olduğunu düşünün. Ne duruma geliriz? Onu da hayal etmek. Hayali bile güzel yani. Hayal etmesi bile güzel. Kartepe'de 140 dönüm arazi üzerine bir proje. Zaten uzun süredir de Hüseyin Üzülmez döneminde de bilinen bir şey o. Onun içerisinde de işte benzin istasyonu Kocaelispor'a gelir getirecek. Tabii Kocaelispor'un kendi ayakları üstünde durabilmesi için piyasa borçlarını da aslında bitirmesi gerekiyor. Bağlayacağız. Sonuna geliyoruz programı. Bitirmek yetmez işte. Dediğim gibi kalıcı gelirler işte. İşte bu anlattığımız halde işte buna evet. Benzer. Daha projenin içinde onlar varmış. Doğru. Üretilebilir. Ben şöyle söyleyeyim. Hocam araştırdık biz. Üstünde duracaktık ama hani Çorum maçının psikolojisi bilmem millet diyecek bunlar nereden şimdi bunlarla mı uğraşıyorsun gibilerinden. Portlar var ya liman. Portlarda römork başına 7 dolar, 8 dolar kar varmış. Binlerce römorktan bahsediyoruz bir tırda, binlerce. Bunun, bu römorktaki tırların, römorklarındaki 8 dolardan 1 doları, atıyorum Kocaelispor'un kulübüne kanalize edilse, bu ayda 500 bin TL para demekmiş. Bir ayda. Sadece 1 dolar. Bunu söyleyeyim. Sadece bir porttan bahsediyoruz. Petrol fabrikaları, bilmem neler, araç fabrikaları bunları saymıyoruz zaten. Bu anlattık. 2 saat program yaptık değil mi şu an yaklaşık? Hepsini bir kenara koy. Bir tarafta beklesin. Bu kentin ve Kocaelispor'un kaderi için önemli bir isim şu an bizi yönetiyor. Tahir Büyükakan. Partisi ne olursa olsun. İktidar ya da muhalefet. Beni ilgilendirmez. Ben Tahir Büyükakan'ın ideolojisinden ziyade vizyonuna bakıyorum. Bu adam çok iyi bir İzmitli. Bu işi biliyor. Kent aidiyeti çok yüksek bir insan. Kentin vizyonunun da, kent vizyonunun da gelişmesinin Kocaelispor'un gelişmesiyle orantılı olabileceğinin farkında. Haliyle de bu bizim için çok değer, önemli bir değer. Tahir Büyükakan'ı kim seçmişse, seçilmesi için vesile olmuşsa, o makama getirmişse
bir Kocaeli Spor taraftarı olarak her şeyden önce ben teşekkür etmeliyim. Diyorum parti ne olursa olsun. Umurumda değil. A partisi, B partisi. Olayın aile ve vizyon tarafındayım ben hocam. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben aynı şeylerin Bahri Yavuz için de geçerli olduğunu düşünüyorum Erdem. Şöyle ki, evet şehirde Bahri Yavuz'a çok ciddi tepkiler var. Şu anda özellikle Çorum maçından sonra. Neden? Neden devre arasında transfer açılmadı diye. Sadece o değil. Büyük şeyi bundan ama. Yani devre arasında. Devre arasındaki transfer şeyini söyleyecektik, telefona Mesut Bey'i bağladın. Mutlaka değinmemiz gerekiyor. Devre arası transferleri bir takım için her zaman büyük bir risktir. Neden? Şimdi bize kesinlikle iyi oyuncu lazım. Doğru mu? Tabii. Doğru. Peki soruyorum size. Devre arası transferinde hiçbir takım, hangi takım kendi iyi oyuncusunu verir? Sen devre arası transferinde Mesut'u verir misin? Ya illa iyi oyuncusunu verecek de bir şey yok. Bulursun ya sonuçta. İyi futbolcu bakın, da çıkar karşına illa ki. Ama anlatıyorum hocasıyla, sana. Hocasıyla Erdem, sorun bak, yaşar. Hayır bak bir dakika anlatıyorum sana. Arkadaşlarıyla sorun bak, yaşar. İşte anlatıyorum sana. Neler bulursun anlatıyorum. Hocam sana. Devre arasında Çorum 5 transfer yaptı. Devre arası transferi. Belimeş'e 5 transfer yaptı. Van 6 transfer yaptı. Anlatıyorum sana Erdem. Devre arası transferleri çok büyük bir risktir. Hiçbir takım, hedefi olan hiçbir takım iyi oyuncusunu vermek istemez. Nasıl iyi oyuncuyu bulabilirsin? Ya hocasıyla dediğin gibi sorun yaşar. Uyum sağlayamamıştır. Uyum sağlayamamıştır. Binde bir olur. Ya iyi oyuncudur ama karakter sıkıntısı vardır. Futbolcu arkadaşlarıyla sorun yaşamıştır. Gölcük Spor hocasıyla nasıl ligde kaldı hocam? Gölcük Spor nasıl ligde kaldı? Bunu bulur. Alır. Ama bunlar hep büyük risklerdir. Tutma ihtimali vardır. Tutmama ihtimali her zaman daha yüksek olmuştur devre arası transferlerinde. Ve devre arası transferlerin takıma maliyeti de her zaman çok daha fazla olmuştur. Dolayısıyla devre arasında transferi açmak çok da mantıklı değil diye düşünüyorum ben. Ama sezon başında mutlaka transferin açılması gerekiyor. İyi oyuncular belirlenmesi gerekiyor. Transferi açtık diye çok fazla oyuncu transfer edilmemesi gerekiyor. Nokta transferlerle beraber ihtiyacımız olan bölgelere transferlerle beraber biz kesinlikle bu takımın gücü, kuvveti direkt şampiyon olmaya yetebilecek güce kuvvete sahip. Hatta ikincilikte bile yine belli başlı birkaç takviyeyle beraber kadroyu bozmadan yine çıkarsın Allah'ın izniyle. Zaten büyük başarılar da böyle geliyor. Hatay bugün, hep burada söylüyordum sana, Hatay takımını izleyin. Hatay'ın iyi futbol oynuyor diye. Hatırlarsan birkaç işte Başakşehir'i demiştik oynadığı futbolu, Malatya Spor'u demiştik oynadığı futbolu ve Hatay'ı demiştik. Bunları izleyin. Bunların hocalarının oynattığı futbolu çok iyi biliyorum. Günümüz modern futbolunu oynatıyorlar dedim. Bunlar da uzun süreli kadrolarla oluşuyor. Bakın Hatay'ın kadrosuna 3 senelik bir kadro şimdi finalde ama öyle bir final olmaz yani. Hedefe doğru gidiyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Öyle bir Adana maçı yani son 15 yıla damgasını vurmuştur. Evet, evet, evet. Bir kent bir anda çökmüş vaziyetteyken mucize gerçekleşiyor. Bir tarafta tam çıktım diyorken Adana Demirspor hocam. Aynen öyle. Futbol bu yüzden güzel, bu yüzden izlenir. Bu yüzden izleniyor. Bu yüzden ama seviyoruz. Dediğim gibi futbolda başarı istiyorsak bunu araştıralım. Genelde istisnalar tabii ki olabilir. Uzun vadeli projeler, uzun vadeli kadrolar, bu uzun vadeli kadrolara doğru nokta transferlerle beraber başarı gelir. Başarı da gelmiştir. Doğru. Böyle de olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah 14 Haziran'da yapılacak seçim Kocaelispor için, şehrimiz için hayırlı olur. Ve Kocaelisporumuz hak ettiği yere emin adımlarla altını doldurarak, borçlanarak değil, hak ederek, tesisleşerek her şeyiyle hazır bir şekilde çıkar. Her sene aynı duygular, her sene aynı temenniler, her sene aynı cümlelerle ligi başlatıyoruz. Ama ben bir kez daha söylüyorum,
bu kent ve Kocaeli Spor adına Tahir Büyükak'ın büyük bir şanstır. Kesinlikle katılıyorum. Onun işaretleriyle, onun eylemleriyle bu hem kendi partisi adına da geçmişteki olumsuz senaryoları da, kirliliği de ortadan kaldıracak. Hem de kent için önemli bir misyona sahip olacak. Tahir Başkan bu anlamda da tekrar ediyorum, seçeni, seçtireni ve o makamı koyduğuna teşekkür ediyoruz. Hocam sağ ol. Birkaç hafta farklı konular olacak, konuklar olacak, basketbol olacak, buz olacak, kız futbol olacak. Pek sen hani pek duyarlı değilsin aslında bu tip şeylere. Her zaman başımın üstünde yerin var hocam. Benden bu kadar Erdem. He, öyle mi diyorsun? Benden bu kadar. Bitirme ben, daha hemen. Sezon finalini yaptık. Gelecek sezona. Seni dinlendirmemiz lazım. Biraz. Gelecek sezona kim öyle kim kala. Allah büyüktür. İnşallah hayırlısı olur. Hocam hepimiz çok için. Kartlarımız da verildi. Çok güzel kartlar yapılacak. Bilgin olsun. Bizim Spor 41 adına da. İnşallah kimse bir daha bir şey sormayacak bize. Ve bu işi ciddi anlamda da artık kurumsallaştırmaya da başlayacağız nasip olursa. Bundan vakit bulabilirsek, tabii kendinden, işimizden de vakit bulabilirsek. Her şey de yolunda gidiyor. Sen de malumundur zaten. Takip edenden de, ettirenden de Allah bin kat razı olsun. Biz de verimli olabildiysek, size katkı sunabildiysek. İki de siz diyorsunuz hocam ya. Yani siz derken geneli kastediyorum. Gül ablaya mı? Atakan abi. Katkı sunabildiysek, Kocaspor'la ilgili burada sağlam söylediklerimiz eğer bir nebze de olsun kamu yararına göre ise olduysa ne mutlu bize. Eyvallah hocam. En kısa sürede tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, ben Spor 41 adına ve TV262 adına sevgili Fikret Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Tek başladık bu programa, konuklarla başladık ama belki kolaylık olacak ama hocam biz aslında fena olmayan bir ikili olduk açıkçası. Söylüyorlardı zaten sağdan soldan. Biz böyle devam edeceğiz. Önümüzdeki sene de Fikret Hoca inşallah bizlerle birlikte olacak. Hocam tabii takım çalıştırmazsa inşallah da çalıştırır. Onu üstlüklerde de görürüz. Farklı yerlerde dokunuşlarını hep beraber takip ederiz. Elimizden geleni de yapacağız inşallah hocam. İnşallah. Yani Haziran ayında bir kursum var. Oraya katılacağım. Öyle mi? Gene mi yerlere gidiyorsun? Önemli bir kurs İstanbul'da. 3 gün sürecek bir kurs. Sporcu sakatlıkları ve sonrası dönüş. Ya hatırladım, yani bahsetmiştim. Sporcu sakatlıkları sonrası sahalara dönüş nasıl olmalı? Bununla ilgili çok değerli bir kurs. Aynen bence. İkincisi de sezon öncesi hazırlık. Yani sezon başı hazırlığı ile ilgili. Nerede Antalya'da mı? Sezon başı antrenman periyotlaması ile ilgili İstanbul'da yapılacak 3 günlük bir kurs var. Yine alanında dünyanın en iyilerinden olan kişiler verecek bize o kursu. O kursa davet edildi. Katılacağız inşallah, hayırlısı olur. Çok sağ ol hocam. Artık bir tane boş parmağın kaldıysa o yüzüğü de oraya yerleştireceksin. İnşallah. Tekrar çok sağ ol. Ağzına sağlık hocam. Ayaklarına sağlık. Sevgili seyirciler, Spor 41'den bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta konuklar zaten sıralı bir şekilde hazır. Bir aylık. Biz biliyorum libidon biraz düşük. Biraz ekrana biraz şey bakıyorum böyle. Boş bakıyorum. Nedeni de belli. Çorum maçının hala daha şokun üstümden atlatabilmiş değilim %100. Duyguları çok yükselttik. Beklentileri çok yükselttik. Karşılığını bu şekilde alınca maalesef insan bir kırılıyor. Sinirleniyor. Zaman zaman böyle programa da yansıyor bu. Elimizden geldiği kadar yansıtmamaya çalışsak da tek gerçeğimiz Kocaeli Spor. Bunu da her zaman da söyleyeceğiz ve söylemeye devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta konuk şöyle. 2016'da kuruldu bir basketbol kulübü Hannibal. Kocaeli'de, İzmit merkezde, hani Gebze ile karışmasın. Hannibal Spor Kulübü basketbol üzerine yoğunlaşıyor. Sevgili Burak Kaya var. Kurucularından, kurucusu hatta, genel koordinatörü, aynı zamanda antrenörü, kulübün antrenörü. Çok iyi işler yapıyorlar Hannibal Spor Kulübü. Kendilerini ağırlayacağız, nasip olursa burada. Bunu bir tarafta tutalım. Dediğim gibi, cuma günü finale gideceğiz. Antalya'dayız. Antalya'da kızlar şampiyon olursa, kızları da konuk alabiliriz abi. Öyle bir şey. Kupayla burada olabiliriz. Türkiye Şampiyonluğu Kupası'yla. Biz isterdik ki okul takımı Adem Başoğlu Ortaokulu'nun kupasıyla burada olalım ama nasip olmadı. Türkiye ikincisi oldular. Hepsine tekrar saygı duyuyoruz. Başarılarından ötürü de kutluyoruz. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal öngörü o. Hannibal Spor Kulübü ve sevgili Burak Kaya burada bizlerle birlikte olacak. Haftaya buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalınız.